Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Yerel seçimlerden önce çok değişik konular tartışıyorduk. Ancak seçim bittikten sonra Anayasa Mahkemesi'ni tartışır hale geldik. Hukuk tartışıyoruz. Neredeyse bir hukuk fakültesi bitirmiş gibi olacağız bu stüdyoda yaptığımız hukuk tartışmaları nedeniyle. Bu akşam da buna devam edeceğiz. Çünkü Anayasa Mahkemesi, hakimler ve savcılar e, yüksek kurulunda, Adalet Bakanı'na geniş yetkiler veren... E, düzenlemenin önemli kısmını iptal etti bunun üzerine hükümet anayasa mahkemesine bir kez daha e, yoğun bir tepki gösterdi daha önce Twitter nedeniyle gösteriyordu Şimdi de bu nedenle gösteriyor e, Başbakan Erdoğan cübbelerini çıkarsınlar öyle siyasete girsinler e, dedi ve bir anayasa mahkemesi tartışması başladı bu akşam çok değerli konuklarımız var bu e, ağır hukuki bir çerçevede tartışmak yerine ben demokrasilerde anayasa mahkemelerinin yerini anlamak istiyorum. Yani seçilmiş bir iktidarı anayasa mahkemesinin denetlemesi, seçilmiş bir iktidarın tasarruflarına anayasa mahkemesinin müdahale etmesi gerekli midir değil midir? Gerekliyse neden gereklidir? Bunu biraz anlayalım istiyorum. Bunun üzerinde çok duracağız tarafsız bölgede bu akşam. Ama tabii bu konuyla ilgili de özel olarak konuşacağız. Yani HSYK yetkililerinin iptal edilmesiyle ilgili. Konuklarımızı hemen sizlere tanıtalım. Ee, Reşat Petek, hoş geldiniz Reşat Bey. Merhabalar. Ee, Profesör Servet Armağan hocamız bizlerle bu akşam. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kendisi önemli bir hukukçumuzdur. Şimdi de Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde evet. ee, Turgut Kazan bizlerle. Şimdi Reşat Bey ile Turgut Bey'i tanıtmıyorum. Çünkü onlar sık sık bizim programlarımıza konuk oluyorlar. Servet Hoca daha epey bir süreden sonra ilk kez karşılaştık. Evet. Evet. O yüzden onun hangi üniversitede görev yaptığını söyledim. Sibel İnceoğlu Hoca da geçen programda vardı. Bu programda da var. Hoş geldiniz siz de Bilgi Hoş Üniversitesi'nden. Mustafa Erdoğan, Profesör Mustafa Erdoğan. Hoş geldiniz hocam Hoş siz de. Merhabalar. Ankara stüdyomuzda da. Ee, Orhan Kemal Cengiz var radikal yazarı Orhan Kemal Cengiz'e de merhaba hoş geldin diyorum Ben önce Reşat Bey ile başlamak istiyorum ee, Şimdi bu HSYK düzenlemesi yapılırken şu Ben evet. çok iyi hatırlıyorum tartışmaları Dendi ki bu anayasa mahkemesinden döner Çünkü bu yapılan düzenleme aslında anayasaya aykırı ee, Hakimler ve savcılar yüksek kurulunda Adalet Bakanı'na geniş yetki verilmesi yanlıştır Genel hava buydu yani benim açımdan mesela kişisel olarak ben hukukçu değilim. Beklediğim bir şeydi bu. Anayasa Mahkemesi'nin HSYK'daki bu düzenlemeyi iptal etmesi. Hükümet niye bu kadar sert tepki gösterdi? Siz beklemiyor muydunuz böyle bir düzenleme? Şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin HSYK kanunundaki bazı maddeleri iptal etmesi Twitter kararından hemen sonra geldi. Belki de tepkilerin düzeyinin yüksek olması Twitter kararındaki hukuksuzluğun neden olduğu bir temele de dayanıyor diyebiliriz. Yani Twitter kararı olmasaydı bu karar tek başına gelseydi bu kadar tepki görmezdi. Belki daha hukuki tepkiler olur ama siyasal tepki bu oranda yüksek olmayabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Twitter kararındaki hukuk aykırılık çok net Ahmet Bey. Yani orada iç hukuk yolu tüketilmeden bir karar vermişti. Ayrıca orada benim altını çizdiğim bir nokta vardı, bir cümle onu ifade edeyim. Sayın Haşim Kılıç, 25 Mart'ta toplandık, enine boyuna konuyu görüştük. İptaline, bireysel başvuruda ifade özgürlüğünün ihlaline karar verdik. Öyle ara verdiğimizde televizyonlardan 15 İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını duyduk, işittik demişti. Ama orada bir ciddi çelişki vardı. Twitter, Neyse o Twitter biz yani, geçen çarşamba Ama işte esas oradan skandal kaynaklandı. Ama evet, tamam. Çünkü bile, orada şöyle bir şey. O cümleyi bir tamamlamazsam anlaşılmayacaktı onun için. Kararın gerekçesi 15 idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararının uygulanmamasıydı. Oysa haber olmadıkları bir kararı ve onun uygulanmamasını Twitter kararına gerekçe yapılması tabi hukuki anlamda bu, bu skandal karar... denebilecek Anladım. bir şeydi. Twitter kararını biz geçen çarşamba İki buçuk saat eline boyuna tartıştınız. Yeniden ben oraya de, girmek ben, istemiyorum. Ben de dinledim Şu, ama şurası var. Diyelim ki haklısınız. Diyelim ki tartışmasız Twitter'da yanlış yaptı. Yani böyle varsayalım. Evet. E, tamam o orada kaldı. Şimdi burada yani orada o, yanlış yaptı diye artık Anayasa Mahkemesi'nin aldığı her karar böyle bir şey değil, mi Değil tabii. Yani şimdi e, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını kabul edenler, karşı olanlar gibi bir ayrım içinde olmamız mümkün değil. Çünkü Geçmişe de baktığımız anayasa mahkemesinin hakikaten anayasaya aykırı kanunları iptal ettiğini de görüyoruz. Ama bunun yanında anayasanın anayasa, anayasa mahkemesine çizmiş olduğu sınırları e, tamamen görmezden gelerek e, tabir yerindeyse ise yetki gaspıyla verdiği kararlar da var. HSYK'da bir yetki gaspı var mı? Şimdi... HSYK Kanun Kanununun değişikliğin e, anayasa uygunluğunu denetleme elbette Anayasa mahkemesinin görevi yetkisi görevi, gö görevi kapsamında bunda bir tereddüt yok. E, yani içeriğine girildiği zaman o zaman e, madem ki kanunların anayasa uygunluğunu denetleyen bir makam Anayasa Mahkemesi. Ha burada gerekçeyi de henüz göremediğimiz için hangi gerekçelerle maddeleri iptal etti. Bir de şunu söyleyelim. E, iptal isteminde bulunan ana muhalefet 48 maddenin iptalini istedi 33 madde reddedildi bunu da ifade edelim yani istenen bütün maddeler iptal edilmedi 33 madde reddedildi 15 madde ise maddede i̇ptal. iptal kararı verdi yani böyle de bir e, durum var onu da tespit edelim tamam hükümet şimdi, niye o zaman sert tepki gösteriyor şimdi efendim e, sert tepki göstermesinin nedeni bence e, gerekçe de olmadığı için şu anda hakimler ve vesaire yüksek kurulu kanunda yapılan değişikliklerin Anayasaya aykırı olmadığı kanaatinde tabii hükümet. Özellikle de ilk tasarıda bazı maddelerin e, işte 2010 referandumuyla ile malum e, değişiklik yapıldı. 6087 sayılı kanundaki değişiklikler de ondan sonra yapıldı. Yani he, e, hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu kastediyorum. E, şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, önerisiyle müdahalesiyle birçok madde daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyken çıkarıldı. Ve anayasaya aykırı olmadığı kanaatine varılan bir metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. E şimdi ben de gerekçeyi görmediğim için yine tekrar ifade Yorum ediyorum. Burada bir cümle daha anayasa hukukçu akademisyen arkadaşlarımız, profesörlerimiz de var. Esasen anayasa mahkemesi gerek kuruluş kanununda gerek anayasada bütün kararlarını gerekçeli olarak açıklar der. Ama anayasa mahkememiz yıllardır Böyle yapayım. gerekçesiz olarak önce karar açıkladığı için biz hukukçular da deriz ki gerekçeyi görmediğimiz evet. için tam yorum yapamıyoruz deriz. Evet. Ama şunu söyleyeyim bağlantılı olarak yani tepkinin sebebi sanki hakimler ve savcılar yüksek kurulun yapısında diğer demokratik hukuk devletlerinde standart bir yapı varmış da hukuk devleti ilkesine aykırı olarak bir düzenleme yapılmış gibi hareket edildiği için bu tabi tepki gösterilecek bir durum. Peki. Çünkü e, tek bir uygulama yok. Önümüzde mukayese edilecek yerler var. Bazı ülkelerde hakimler ve savcılar yüksek kurulu Adalet Bakanlığı bünyesinde genel müdürlük düzeyinde bazılarının Adalet Bakanının önerisiyle bütün işlemler yapılıyor. Bazılarında Yüksek Mahkeme Mahkeme Başkanlarıyla beraber Adalet Bakanının da üyesi olduğu kurullar var. Standart bir yapı yok. Böyle olunca bizim anayasamızdaki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenleyen metine şu anda iptal edilen HSYK kanununun açık olarak aykırılığı söz konusu değil. Buna rağmen yorumla bir iptal olduğu ve gerekçesini de biz şu anda göremediğimiz için e sanıyorum hükümet de bu zaviyeden meseleye baktığında tepki e, gösterdi. Twitter kararı üzerine ciddi bir tepki gösterildi. Turgut Kazan. Yani aslında tabii anayasa Ben önce siz dinleyeyim <laughs> sonra o, hocalar <laughs> anayasacı, belki Anayasa'cı dostlarımıza söz vermeniz belki daha doğru olur. Şimdi bireysel başvuru için şunu söyleyebilirim. Yani bu suçlamanın aslında saldırı niteliğini taşıyan bu suçlamanın haksızlığını göstermesi... Hükümetten bak. anayasa mahkemesi Cumhurbaşkanı ne dedi bireysel başvuru yani Twitter için verilen karara onur duyuyorum benzer bir cümle yani duyuyorum ben seçtim seçtiğim insanlardan harika bir karar çıktı dedi şimdi yani Cumhurbaşkanı'nın bu değerlendirmesini hükümetin saldırısıyla hükümetin saldırısıyla birlikte başlayan saldırı tehditindeki tartışmalarda bir karşılaştırmak yeter. Niye saldırı diyorsunuz? Eleştiriyorlar. Şimdi hayır. Anayasa Mahkemesi kararları elbet, bütün yüksek mahkeme kararları eleştirilebilir. Ama bu eleştiri olmanın dışında bir şey. Bu bir saldırıdır. Çünkü hükümet şöyle bakıyor. Ben e, milli iradeyim. Yüzde 43 aldım. O yüzden ne yapıyorsam milletin istediğini yapıyorum. Milletin onayıyla yapıyorum. O yüzden tibi, adli tıbbı, BDDK'yı, TMSF'yi ve şimdi... Bugün Erdal Sağlam'ın çok güzel bir yazısı vardı. Merkez Bankası'nı doğrudan kendine bağlıyor. O Anayasa Mahkemesi'ni de, HSK'yı da, Danıştay'ı da, Yargıtay'ı da doğrudan kendine bağlayabilmek istiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu da. Ama tabii onu yani diğerlerini bağladığı gibi bağlayabilmesi çünkü bu tür değer ölçülerinin millisi olmaz. Uluslararası değerler vardır. İnsanlığın ortak mirasıdır ona uygun olması gerekir. Bağlayamadığı için işte siz birçok kez çok güzel söylüyordunuz. 12 Eylül referandumunu niye yaptılar? İşte hukukun üstünlüğü. Yani üstünlerin hukuku değil. Başbakanın çokça kullandığı bir deyim. Hukukun üstünlüğünü hayata geçiriyoruz. İnanılmaz güzellikte bir HSK yaptık. İnanılmaz güzellikte bir Anayasa Mahkemesi yaptık diye sunulmadı mı? ama bakıldı ki şimdi Anayasa bana göre Anayasa Mahkemesi. Yani ben Anayasa Mahkemesi'nin yapılandırılmasını beğenmeyen bir hukukçuyum. Ama yaptıkları şeyler o kadar aykırı ki o Anayasa Mahkemesi bile o aykırılıkları görmek zorunda kaldı. Şimdi bireysel başvuru için de bir, bir, bir ekleme yapmak istiyorum. Anayasa Mahkememiz bir kere bireysel başvuruyu beşli bir 5 kişi toplanmış. Mesela içi kukuk yetmediğini nasıl görüyorsunuz? Yani aslında yedi kişilik bir, e, bir, bir dairenin beşte bir kur, kurulu verdi. Yani onun içinde bir kısım O, verdi. o kurulun içinde e, başkan da yok. E, Anayasa Mahkemesi'nin birçok üyesi de yok. Bu ise 16 kişinin katıldığı bir Anayasa Mahkemesi kararı. E, o yüzden ikisini birbiriyle karşılaştırmanın doğru olmadığı kanısındayım. İkincisi bizim Anayasa Mahkememiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin izlemesi altındadır bireysel başvuru bakımından. Çünkü Azerbaycan'da biz ne diyorduk? Biz ben o görüşteydim. Bireysel başvurunun kabulü aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden yolu tıkamak içindir. Göreceksiniz işlemeyecek. Yani etkin bir yargı yeri olarak işlemeyecek. Tabii bu Azerbaycan'da denendi. İşte onlar da böyle bir mahkeme işte pardon böyle bir yol kabul ediyoruz dediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gördü ki bu bir oyunmuş. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bireysel başvuru açısından izlemeye aldı. İki yıl bakacak. Eğer Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru bakımından etkin bir yargı yeri ise onu kabul edecek. Yoksa Anayasa Mahkemesi'ne başvuru şartı aramadan Türkiye'den gelen başvuruları kabul edecek. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin bir prestij sorunu var ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru bakımından çok iyi kararlar da vermedi. Yani aslına bakarsanız başbuğ kararı, başbuğun Yetki yargılanacak yerle ilgili yetki tartışmasına bağlandı. Peki e, e, Mustafa iş... Balbay kararı milletvekilliğine bağlandı. Evet. Ama mesela adil yargılanma hakkı açısından çok önemli bir karar henüz daha vermedi. İşin o kısmı bir tarafa da e, yani onları da ayrıca konuşuruz tartışırız ama Reşat Bey'in söylediği şey şuydu. Bu HSYK düzenlemesiyle ilgili olarak. E, mesela benim bildiğim bu tartışma yapılırken HSYK nın anayasa e, Adalet Bakanı'na bağlanıyor oluşu büyük tartışmalar yol açmıştı. Tabii. karşı çıkıldı. Anayasaya aykırıydı. Aykırıydı. Yani bu peki bu normal bir şey mi yani anayasama? O zaman Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar beklenen bir karardı. Zaten bana bağlanma göre, da söz konusu değildi. Bana, değil, bana göre bana yani göre tüm aykırız yanlış bir algı. Bana Şu göre anda, tüm aykırılıkları saptamadı. Pardon. Tüm da saptamadı. Bir şey bir 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 cümle. Cümle. Şimdi Adalet Bakanı'nın yetkileri artırıldığı doğru. Doğru ama e, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin anayasal sistem içinde ne seçilmeleri ne, ne mevcut üyelerinin görevleri son ermesi gibi bir durum söz konusu değil. Burada yanlış bir ya şey yok. Ya o zaten düşünüyor. o kanunla yapılacak tamam, bir şey değil canım. Anayasa geri üyeler de duruyor. Ha Teftiş Kurulu'nun başkana başkan değil Adalet Bakanına e, bağlanması bey çok özür dilerim. Ya Eşik tabii gibi. ki böyle tutup da artık HSYK'nın başına Hayır müdür olarak biz Bekir Bozdağ atadık denmedi. Ya biz onu kısaltıyoruz böyle yapılan düzenlemelerde sanki Adalet Bakanı'na bir yetki verilmiş gibi bir hava. Hani biz onu işte sloganlaştırdık. O, 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 o biraz yanlış mesela, anlaşılıyor. Çünkü mesela yine kurul karar verecek. Şimdi 3. dairenin, mesela, ikinci dairenin, birinci dairenin. Mesela bakan bir hakim savcı atamı yapabilir mi? Yapamaz. Ya yapamaz. 1. daire atıyor. Şimdi, şimdi Onları tartışmıyoruz. Kanunu tartışıyoruz. Ama 159. maddeyi tartışmıyoruz. Ama o zaman önce şu tespiti doğru koymak lazım. Bakanın... Tür Tamamen adalet bakanına aklediğimiz... dersek yanlış onu diyorum. Adalet Bakanlığı'na bağladık. Yargıçları orada ondan sonra eğiteceğiz. E bu Anayasa Mahkemesi onu e, anayasaya uygun buldu. Şimdi mesela bunu yanlış buluyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bu denetiminin çok sağlıklı olduğuna ka katılmıyorum. Ama buna bile tahammül yok siyasal Çünkü ben milli iradeyim. Ne istersem yaparım. Ama... Anayasa Mahkemesi de bunu onaylar. Ama birilerinin de milli iradeye hiç tahammülü yok. Adalet Akademisini bile Adalet Bakanlığına bağlı Tabii ki Adalet 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 Akademisi Ortada milli iradeye yardımcı ve savcılara eğiten bir yerdir. Millete karşı yükümlülüğünü hesabını milli irade veriyorsa Adalet Bakanı veriyorsa Başbakan veriyorsa her de getiriyor Adalet Akademisini de milli iradenin yönlendirmesi üç yani aynı zamanda 3 ay süre vermesi yanlıştı. Ama hâkim ve savcılar zaten bunu yerinde gördü iptal de etmedi Hayır şimdi ada ya şimdi bir de şöyle bakarsanız olaya o zaman zaten yani derseniz ki milli iradenin temsilcisine herhangi bir yeri bağlamaya tahammül edilemiyor derseniz eğer o zaman bu her şeyi hükümete bağlayalım manası çıkar. Yani adalet AKP'nin istediği bu işte. Ama da o... istediği bu. Bu bir şimdi Adalet Akademisi mi diyorsunuz? Adalet evet. Akademisi. Şimdi adalet Akademisi'nin bağlayalım tabii benim için mahsur yok. Bekir evet. Bozdağ'a ya bağlayın zaten. yani. Önem değil. Yani niye onu ondan kaçırıyorsun? Milli irade değil mi kardeşim bu diye yaklaşmamak lazım. Neden bağlanmasın diyoruz? Şundan dolayı eğer orası hakim ve savcıları eğitiyorsa, hakim ve savcılar bağımsız olacaksa, hükümetten de bağımsız olacaksa ayrı olması gerekiyor yani. O anlamda yoksa... Ben bir e, söyleyebilir miyim bu tabii. konuda? Yani açılmışken. Çünkü e, Adalet Akademisi dediğiniz gibi meslek içi eğitim. Ve mesleğe atanmadan önce adaylar bakımından Sotajdı. eğitim vermektedir. Bununla ilgili uluslararası standartlar var. Yani bunu dünyayı yeniden keşfetmemize gerek yok. Bangalore yargısal davranış ilkelerinde açıkça der ki hakimlere verilecek her türlü eğitimin muhakkak özerk bir kurum tarafından verilmesi Neden? gerekir. Yürütmeden ve yasamadan. Neden? Çünkü hükümete evet, bağlı çünkü hakim savcı olmasın. Çünkü hükümet olması. onları sürekli etki altında tutar. Bu nedenle bu kurumlardan bağımsız bir biçimde oluşması bir uluslararası Bangalore yargısal etik değerlerinin bir parçasıdır. HSK bu Bangalore ilkelerini kabul etmiş, sitesinde yayınlamıştır. Ee, ve bu yargı bağımsızlığı bakımından bütün dünyada çok e, önemli bir metindir. Yani hocam ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Hükümetimiz çok kötü, çok fena işler yapar. Aman ondan bunu Hayır, sakınalım yok. denmiyor. Yani bu bir yani. uluslararası Hükümetimiz standarttır. Hükümetimiz çok iyidir, şahanedir ama bu evet başka bir standarttır. Şimdi, Böyle yaklaşırsak daha sağlıklı bir olacak cümle, gibi cümle O ama. zaman tabii e, tahlilinizde yani iyi yapma kötü yapma noktasından ileride. Şimdi yargı alanındaki her türlü düzenlemeyi, bu konudaki yasaları çıkarmayı yürütme erkenin uygulamada öyle, tasarısı meclisinde kabulüyle düzenleniyor. Ve bunun da yanlışlarının, eksiklerinin, adalet niye şöyle değil, bunun hesabını da elbette ki yürütme erki seçimle gelenler de millete veriyor. Peki bu yürütme erkini bütün idari eylem ve işlemlerinde sorumsuz mu kılsın? Hayır. Hukuksal denetimin yapılacağı mercilerde yargı mercileri. idare yönden idare mahkemesi, Tabii. kanunların denetimi yönden de anayasa mahkemesi. Ama sizin dediğiniz gibi olmuyor Türkiye'de. Ama şimdi... Bakın ben mesela şimdi bir yargı kararı çıkıyor ortaya. Diyelim ki yargıdan bir karar çıktı. Diyelim ki genel kurmay başkanını tutukladılar. Emekli genel kurmay başkanı İlker başbuğu tutukladılar. Yani dendi ki kardeşim... Bir genel kurmay başkanı için nasıl siz terör örgütü kurucusu ve yöneticisi dersiniz? dersiniz. Yani bu ne saçmalıktır? Ne dedi hükümetimiz? Yani bunun sorumluluğunu üzerine aldı mı? Hayır. Bizim dedi ülkemizde yargı bağımsızdır. Bu yargı kararıdır. Benle ilgili bir şey değildir. Bunu ben başbakandan defalarca duyduk. Hepimiz Tabii duyuyoruz. Yargı, yaptı, yargı bağımsız. E tamam bunun sorumlusu başbakan demiyoruz ama. O zaman yargı bağımsızsa bağımsız olsun. Şimdi yargı bağımsız olsun zaten. Tarafsız ve bağımsızlığı üzerinde diyeceğimiz bir şey yok Ahmet Bey. Ama yargı üst mercilerinin de Tarafsızlık ve bağımsızlık bağımsızlığı e, kullanarak tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğinde bunu denetleyebilecek bir mekanizmanız olması lazım. Mesela Amerika'dan örnek verelim. Amerika'da yüksek mahkeme yıllardır seçilmiştir ve ölünceye kadar devam eder. Yani anayasa mahkemesi değil ama hocam dediği gibi e, Supreme Court orada e, sonuna kadar devam eder. Ama eğer bir takım ilkeleri ihlal ederse senatonun üçte biri tarafından sorgulanır ve görevden alabilir. Yani bu Şu konuda an... da ben bir müdahale etmek evet, istiyorum. Il, i̇lkesel olarak. <laughs> ilkesel <çalıştığım gülüyor> olarak. konular da onun için. Buyurun söyleyin. Yani, yani, i̇mpeachment yöntemidir. Şey Bunun diyor, ismi e, yani, Anayasa İlsek Mahkemesi. Şimdi, hesap ama bir, yer bir dakika açıklayayım. Ee, şimdi impeachment yöntemidir. Bu çok eski bir yöntemdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Hatta İngiltere'de de var. Ee, ama 1950'den beri bir tane bile uygulanmamıştır. Evet, yani doğru yasama meclisi'nin böyle bir yetkisi vardır. Çünkü 1950'de çok kötüye kullanıldı ve halktan büyük bir tepki topladı. Bu nedenle de yasama organı hiçbir biçimde e, yargıçlara yönelik böyle bir suçlamada bulunmuyor ve yargılamıyor. Peki teorik olarak. olayı da anlatayım isterseniz. Ne için suçlanmıştı? Fazla komünist e, davrandığı için. Peki, te teorik Şimdi olarak... meclise eğer böyle yetkiler verilirse meclis tamamen bunu siyasi bir biçimde kullanır Peki, ve çok tehlikeli bir şey. Teorik çok olarak, bir cümle te te teorik olarak şöyle bir boşluk yok mu? Ee, mesela dediği doğru değil mi Reşat Bey'in? Anayasa mahkemesi peki kural ihlali yaparsa ona kim dur diyecek? Şimdi anayasa mahkemesi... Ben yani ona çok somut bir örnek de vereceğim. Ha, pardon ben sözümü bitireyim. Tabii buyur. somut örneğe gerek yok. Teorik olarak konuşuyoruz. Yok, önünde bir Mesela, önünde sorunuzu doğrulayan bir belge vardı onu söyleyeceğim. Söyleyeyim. Yani. Şimdi suç işleyebilir oradaki yargıçlar. O zaman tabii ki... Hayır bu, hayır kararlarıyla ilgili bir şey. Kararlarıyla ilgili hiçbir şey yapamazsınız. Hukukun ne olduğuna... Dünyanın hiçbir yerinde yapamazsınız kararlarıyla ilgili. Peki, onu, Böyle bir şey bak, olamaz şeyde, yani. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin çok önemli bir kararıdır. O Watergate'de e, çok başkan, başkanın açıklama hakkı vardır. Ulusal güvenlikle ilgili konularda anayasal açıklama hakkı vardır. O yüzden göndermemiştir savcılığa e, dinlemeleri. Ama olay yargıya intikal ettiğinde klasik, çok önemli karar şudur. Bir hukuk devletinde hukukun ne olduğuna yalınız bağımsız yargı organı karar verir. Yani. Başkan onu gönderecektir ulusal güvenlikle ilgili olup olmadığını yargı görecektir. Yüksek yargıda dahil e, mi buna? Ta, tabii ki yüksek yargıyı söylüyorum zaten. Nixon bu karar üzerine istifa etmek zorunda kalmıştır. Yani koskoca Amerikan Birleşik Devletlerinin başkanı yüksek mahkemeye saldırmayı aklının ucundan geçirmemiştir. Madem ki karar budur demiştir ve istifa etmiştir. Nixon'un arkasında milli irade yok muydu Amerika Herhalde mi? yoktur. Ah Ahmet Hanım, o, ilginç bir şey ee, mesela derseniz onu söyleyeyim. Esasen tabii Hükümet de anayasa ve yasaların kendine tanıdığı sınırı bilmeli. Mahkemelerimiz de anayasadan ve kanundan almadığı bir yetkiyi kullanmamalıdır. Değil mi? Usul budur. Ama bakın bizde sık bu değişikliklerin olmasının bir nedeni. 61'de biz anayasa mahkemesini kurduk. Anayasa mahkemesi 1977 yılında anayasayı değiştirdi. Biliyor musunuz bu kararı? Anayasa maddesini anayasa mahkemesi değişebilir mi? Şimdi anayasa profesör hocalarımıza soruyorum. Anayasa gerek 61 anayasasında gerek 82 anayasasında ancak ve ancak kanunların anayasaya aykırılığını görüşebilir. Peki. Ama bakın tarihi Reşat sayısıyla Bey, söyleyeyim. Bir, bir, bir. Ama çok ilginç değil mi Mehmet Bey? Evet doğru. Yani anayasayı bir Ahmet, kez işte. dinlemeyip de keyfi hareket etmesini mahkemenin her dediği doğrudur diye yorumlamaya başlarsak. O Mahke... zaman anayasanın maddesini de değiştirir. O zaman anayasa... 61 Anayasası'nın zaman... 137. Bu, ma... bu maddesini şöyle. değiştirmiştir. Siz bak. şunu mu diyorsunuz? İftalden bahsediyorsunuz sonunda... herhalde. Reşat Bey, siz şunu mu diyorsunuz? Anayasa mahkemesinde denetleyecek bir kurum koyalım kardeşim. Anayasa Mahkemesi de anayasa ile yetkileri sınırlıdır. Anayasa sırrılıdır. Mahkemesi, anayasa mahkemesi bak, eleştirilerek... Reşat Beyciğim bir şey soruyorum. Bir dakika. Evet. Anayasa Mahkemesi'ni denetlensin mi diyorsunuz siz yani? Ha. Şunu söylüyorum. Elbette ki denetleme bir mekanizması da olabilir. Ama Anayasa Mahkemesi de anayasal sınırların dışına çıktığında bu anayasal sınırlarının dışına kim çıktığına karar kim karar verecek? Oraya. Evet işte bu mekanizmayı, Size göre, bu şimdi, mekanizmayı kurmamız lazım diyorum. Okay, Kurmadığımız takdirde işte bakın elimdeki karar Şimdi bu mekanizma an, nedir biliyor musun? An, Başbakanın danışmanlar kurulu olacak. Reşat Beyler falan onlar diyecek ki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Bey, yetkisini ben sizi, aşmaktır diyecek bak, ben sizi ve Anayasa Mahkemesi'nin ya. o kararı yok sayılacak. Çok somut soru soruyorum. Bu aranan mi? bu aranan bu. Şimdi değerli hukukçum bir soru soruyorum. Anayasa Mahkemesi diyorum anayasa maddesini iptal edebilir mi? Hukukçular eleştirir. Edin. Edin anayasa Birelim Mahkemesi canım. utanır. Ya yanlış yaptıysa Şimdi, bir ya, sonraki uygulamada ya yapmayalım. yanlış düzeltir. Ne olur arkadaşlara lütfen. söz verelim sayın. Lütfen. Peki. Anayasa ben Anayasa size cevap vereyim isterseniz. Efendim? Ben cevap e vereyim. Buyurun veriyorum. ya Anayasa Mahkemesi'ni bak iptal ettiği karar getirdim size. Buyurun. Tabii canım biliyoruz ya o bilmediğimiz bir karar değil. 1967 kararı aynı şekilde bir sürekandandır. Benzer şekilde aynı soruyu şöyle soralım. İlk defa 1803'te Amerika'da anayasa yargısı gerçekleşti. Yani Federal Yüksek Mahkeme dedi ki ben anayasaya aykırı olan yasayı uygulama. Peki Federal Yüksek Mahkeme bunu karar verirken Federal Anayasa'da, Amerikan Anayasası'nda anayasaya uygunluk denetimi yapabileceğini ilişkin Federal Yüksek ben Mahkeme... Ben hiç anlamadım bu söylediklerinizi. Şöyle... Daha basitleştirme basitleşti Anlamıyorum ben çünkü. Amerikan Federal Mahkemesi Dedi ki ben anayasaya aykırı yasayı uygulama. Ama soru şurada. Ee, anayasada, Amerikan anayasasında bir yasanın anayasaya aykırı olduğunu söylemek ve uygulamam demek gibi bir yetkisi yok federal mahkemenin. Hiçbir, bu konuda hiçbir şey yok. Böyle bir yetki olmamasına rağmen federal yüksek mahkeme ben anayasaya aykırı yasayı uygulamayacağım. Yasayı ama ne? Şimdi yasa masa ama hiç yetki yok. Böyle bir yetkisi yok yani. Neyi denetim? Peki, yani, hiçbir denetim yetkisi de, bu yok. Bu detaya girdi. anlatmaya girdi. Hayır detay değil. Anayasa Mahkemesi'nin hiçbir denetim yetkisi, pardon Federal Yüksek Mahkemesi'nin hiçbir denetim yetkisi olmamasına rağmen yetki yarattı ve dünyada yoktu örneği. Bir de üstelik. Söylediğim olayla emsal hiçbir bir olay değil. Hiçbir ülkede yoktu. Hiç emsal değil. Çok emsal. Bak bizim anayasamız... de sizin anayasaların... dediğiniz gibi. Hiçbir yetkisi olmadan yasayı uygulamadı. Anlatabiliyor muyum? Anayasayı iptal diyorum. Bak, Dolayısıyla yani anayasayı arttırdınız anayasa zaten. Peki, Böyle ortaya çıktı. Peki, bir dakika. Dakika. Bakın. Tartıştığımız konu bu değil aslında. Evet. Bir ama de, bir ama de. şu açıdan önemli. Ben zaten bunu tartışalım değil Ahmet Bey. Sadece ben, anayasa şimdi mahkemesi. Anayasa diyorum. mahkemesi bakın bir şey söyleyeceğim. Anayasa mahkemesi Hükümet tin istediği doğrultuda karar verdiği zaman dünyanın en iyi mahkemesi oluyor. Hükümetin istemediği konuda bir karar verdiği zaman da Hukuka aykırı oluyor. Hukuka uygun karar verirse hüküme kim karar verir ya. Tamam Huk bunu Huk hukukçular olarak biz destekleriz ama hukuka aykırı hukukçular, bir karar olursa buna da tepki gösteririz. Anlarsınız o kadar. tepki Huk gösteririz. Anladım ama hukukçuların hepsi aynı kanaatte değil. Şimdi hükümet tepkisi ile Reşat Petek tepkisi arasında fark var. Siz sonuçta bir hukukçu olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı eleştirebilirsiniz ama hükümet tepkisi aynı anlama mı geliyor Gelmez. bu mahkeme Zaten üzerinde bir baskı? Bu Ahmet Bey. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Söylediğim şu. Bakın Anayasa Mahkemesi de 61'den bu tarafa anayasanın çizdiği sınırların dışına çıkmamış olsaydı biz böyle anayasa değişiklikleriyle Türkiye anayasada mah yüksek mahkemelerinde görev ve yetki alanını e, değiştiren Yeni düzenlemeler yapmak zorunda da kalınmayabilirdi. Yani bakın, şimdi ne Amar yapacağız? 1960'tan beri bu mahkeme yanlış kararlar verdi diye. Doğru da veriyor, yanlış da veriyor. Ver. Ama şu anda özellikle mesela e, bireysel başvurularda çok olumlu kararlar verdi. Bunu hemen hemen bütün hukukçular eksik olmasına rağmen takdir etti, takdir etti. Tamam. Uzun tutuklukla ilgili kararlarında. Ben mesela HSYK ile ilgili ne var kardeşim tepki gösterecek? HSYK ile ilgili. HSYK çok tepki var. Twitter ilgili Çünkü ne var? Şu anda, şu anda. Yani, şu şimdi anda, bakın diyorsunuz ki. 367 kararı. Yanlış bir karar, kötü evet. bir karar, topluma ters bir karar. Hiçbirimizin vicdanı bu kararı şey yapmadı. Niye? Çünkü özgürlüklere aykırı, halkın taleplerine karşı bir karardı. HSK kararı da aynı şekilde aykırı bir karar. Özgürlüklere aykırı bir karar. Çünkü. Twitter kararı Başbakanın özgürlüğüne aykırı. Twitter kararında ne var? Yani dünyanın gidişatına ters bir uygulama var. Anayasa Mahkemesi de diyor ki. somut söyledim. Olmaz hiç, diyor. Hiç hukuk yolu tükenmeden nasıl böyle bir karar verir? Ya 367, 367 içinde Sabih Kanadoğlu o, o kadar değil. güzel şeyler söylüyordu ki hepimiz böyle duruyorduk. Ama hayır, o da maddeler durdu, sayıyordu durdu, hukuk. Çok keyfi olduğunu, şekil denetimi efendim hiçbir zaman uygulamayan e, ben şunu anladım. 367 söylüyorum. kararını da benim karşımda evet. beni ikna edecek tarzda. Aman da bu karar ne güzel. Ya Refah Partisi'nin kapatılma kararını da bize çok güzel anlattılar. Hukuki olarak anlatıyorlardı işte. Ben hatırlıyorum bir sürü koca koca profesörler bu çok hukuka uygundur. Refah Partisi kapatılmalıdır diyorlardı. Olur, olmuştur tabii. E ama Twitter şimdi biz şuna bakmamız gerekmiyor mu? Özgürlük. Refah Partisi'nin kapatılması yanlış. 367 evet, özgürlüğe uygunsa... aykırı. Bunlar yanlış. Twitter Özgürlüğe açık. Yani şimdi eskiden Sabih Kanadoğlu'nun yaptığını şimdi... Elmalarla armutları bir araya koyup değerlendiremezsiniz Ahmet Bey. Bakın Twitter kararının bunlarla hiç alakası yok. Ya Twitter'e devam benim, edelim hocam. Benim sen. özel hayatımın gizliliğini koruyamıyor devlet. Koruyamıyor. Mahkeme kararını uygulamıyor Twitter. Bakın bugün geldi Twitter'ın sorumlusu. Hatasını bilerek geldi. Anayasa <laughs> Mahkemesi e, özel... Çok af afınızı sığınağa söylüyorum. İnsanların yatak odasından yayın yapan bir mecra haline gelirse Twitter, egemen bir devlet Reşat buna Bey, engel siz, olamaz mı? Siz, ol Güvenlik olamaz. ve özgürlük dengesini olamaz. devlet kurmak olamaz. zorunda. Ben, beni dinlerseniz olamaz. Neden olamaz? Neden olamaz? Siz Peki. Twitter kullanıyorsunuz. Çok kullanıyorum. Olamaz. Ama ya. sizin kadar takipçi Hayır. olmayabilir. <laughs> Hayır şunu yapar sizin devletimiz, evet. devletimiz, hepimizin devleti şunu yapar. Kapattım der. Kardeşim bu teknolojik bir şey. Kapattım deyince kapatamıyorsun. Sizin eğer özel ederseniz hayatınızda bir derseniz kapattım demedi zaten. Ya, Bahçeme kararlarını uygulayın dedi. Twitter kararı Türkiye'nin prestijidir. Ben Türkiye şey prestijini kurtarmıştı. Bir dakika. Kapata bir kapatamadı. Teknik diyor. olarak diyorsunuz Tek kapatamıyor onu evet. diyorsunuz. Niye uğraşıyorsun? Sizin eğer ihlal varsa, sizin hakkınızda bir ihlal varsa bunu kapatarak çözemezsiniz. Çünkü bu yayın devam ediyor. Sen kapatsan da devam ediyor. Kapatmasan peki, da peki devam. Peki şöyle bir şey sorayım. Yapabileceğiniz bir şey yok. Böyle bir girişim olmasaydı Twitter'ın sorumlusu bugün Türkiye'ye gelip de BTK ile masaya oturmak ya. durumunda kalır mıydı Ahmet ya Bey? Ha? Onu bilmiyoruz detaylarını şimdi. Niye geldi, niye nasıl oturdu? Yani bu yani tür diz mi çöktü. affedildi mi, mi dedi. Tamam görüşme yani yapıldı. Yani. Hem ya, Türkiye'nin ya adam müzakereye gelmiş, konuşuyor işte yani Buradan yola çıkarak biz bastırdık bu adamların tweetlerini kapattık. Adam da koştu ya, geldi Ben anlamıyorum. Dedi. Şu iki çelişkiye nasıl yani? düşüyoruz? Anayasa Mahkemesi'nin <laughs> ihlal kararı karar ama dört tane Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı uygulanamayacak. Onlar karar Benim, değil mi? Sesim Öyle mi Gelmiyor olarak. oraya. Görüntü var ama. Orhan ayrı Kemal Cengiz evet. Sabırsızlanıyor Orhan Kemal. Kemal. Evet. Ya ben şöyle müsaade edersen burada gözden Irak olan gönülden de Irak olur hesabı e, tartışmanın çok uzanda kaldım. Gözden ırak yani, olanlar yani, var ve hiç konuşmadılar yani, burada. burada. Çek Gözden ırak olanlar. Gözümüzün önünde Evet evet. Bakalım. Şimdi ağır ağır toplar ağır toplar biraz sonra konuşacaklar. Ee, yani on, ondan önce nacizane ben yani mümkün olduğunca basit bir dille hukuk dili kullanmadan e, meselenin ne olduğunu kendimce aktarmak istiyorum eğer izin verirsen. Şimdi bir kere Twitter'da şöyle bir espri var. Twitter mahkeme kararıyla kapatılmadı. Ee, i̇lk önce biliyorsun işte kapatıldı. Yani başbakanın bunun kökünü kazacağız dediği günün akşamı tip Twitter'ı kapattı. Sonra anlaşıldı ki gerekçe olarak birkaç tane sayın Peteğin de e, göndermede bulunduğu birkaç tane kararı tip yani içeriğin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararlarını... Twitter'ın kapatılması olarak yorumlamış ve kapatmıştı. Dolayısıyla da ortada bir mahkeme kararı yok. Yani tip çok açık bir şekilde yetki gaspında bulunmuştu. Bunun üzerine idare mahkemesine gidildi. Sonra işte siz geçen programda tartışmışsınız. Şimdi burada bizim bu tartışmaya ışık tutacak birkaç tane şey var. Bir tanesi ilk adım 1987 Turgut Özal'ın attığı adım. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini tanıdığı. Osa o tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları devlete karşı aynı diğer Avrupa 44 Avrupa Konseyi o zaman 41'di sanıyorum. 41 Avrupa Konseyi üyesi diğer ülkede olduğu gibi kendi devletlerine ilişkin ilk önce iç hukuk yollarını tüketip ardından da bir sonuç alamazlarsa hak ihlallerini Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürme imkanı tanıdılar. Peki bunun arkasından ne oldu? Türkiye'ye karşı binlerce dava açıldı. Maalesef özellikle Güneydoğu'da hukukun hiçbir şekilde işlememesi, hukuk, hukuki başvuru yollarının sonuç doğurmaması sonucunda köy yakma davaları, işkenceler hepimizin bildiği ifade hürriyeti vesaire daha gibi davalar yılda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne. Ondan sonra bu hükümet işte iktidara geldi 2002'de, 2004'te çok hayırlı bir iş yaptılar. Yapmalarının sebebi de aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye'de uygulanması, mahkemelerin Türkiye'deki mahkemelerin uygulaması ve dolayısıyla da oraya bir yığılma olmamasıydı. 2004'te ne oldu? Anayasanın 90. maddesi değiştirildi ve dendi ki: "Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle iç hukuk kuralları arasında bir çatışma olursa uluslararası hukuk kuralları uygulanır." Bu çok önemli bir hamleydi aslında. Ve hükümeti tebrik ve takdir etmek lazım ve biz ancak bugün bunun meyvasını, 90. maddenin meyvasını alıyoruz. Yine de buna rağmen Türkiye'deki mahkemeler tınmadı. Mesela tutuklama konusunda bu 90. maddeye dayanarak çok rahat bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulayıp bu kadar uzun insanları tutuklamayabilirlerdi. Keyfi gözaltılar olmuyor Orhan falan. Kemal şeye gelelim. Buna bir türlü uymadı. Ee, Yine bu, devam etti. Avrupa bu bir Yine devam etti. Geleceğim. Yine devam etti. Avrupa, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu başvurular. Bunun üzerine 2010 yılında Hükümet dedi ki ben anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını tanıyorum. Biraz önce e, Turgut Bey söyledi. Azerbaycan başarısız oldu mesela bu bireysel başvuru konusunda ama Almanya başarılı oldu. Almanya Anayasa Mahkemesi şimdi İki tane rol oynadığını görüyoruz Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda. Bir tanesi bu bireysel başvuruları alıyor. Yani bir anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerine hareket ediyor. Ve baktığımız zaman mesela Twitter kararında doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına referans var. Nasıl önemi var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının? Evet mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek için iç hukuk yollarını tüketmeniz lazım. Ama hangi iç hukuk yollarını etkili sonuç verenleri? Tam da buna dayanarak Anayasa Mahkemesi tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapacağı yorumu yaptı. Çok şükür yani Türkiye'de mahkemeler bu tür yorumlar yapmaya başladı. Dedi ki Twitter'a ilişkin 15. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Bu bizim hukukumuzda kesin ve hiçbir şekilde idarenin takdir yetkisi olmayan bir karar. Bunu uygulamak zorunda ama tip bunu uygulamamış. Dolayısıyla da iç hukuk yolları tükendiği için ben meselenin esasını incelerim dedi ve inceledi. Şimdi ve çok bence isabetli Hiç, bir karar yolları verdi. Yolları tükenmedi Orhan Bey doğru ifade edelim, edelim ama. Eğer gerçekten Başbakanın söylediği gibi hükümetin o bireysel hak ihlallerinden şikayeti varsa çok rahat bir şekilde bence hükümet bunu Amerikan mahkemelerine getirebilirdi. Yani çok değişik araçlarla Twitter üzerinde baskı uygulanabilirdi. Böyle gereksiz bir şekilde kocaman bir telekomünikasyon sisteminin kapatılmasına gerek yoktu. HSYK kararına gelince şimdi deniyor ki zamanlaması manidar bir tek bence tartışılabilecek olan bu. Aksi takdirde HSYK düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu sokaktaki çocukları bilebiliyor. Cumhurbaşkanı veto etme etmedi biliyorsunuz ve dedi ki veto etmezken ya bunlar anayasaya aykırı bu hükümler. Ama bunu Anayasa Mahkemesi karar versin dedi. Siyaseten bir çatışma içine girmek istemedi hükümetle bu gergin ortamda. Anayasa Mahkemesi'ne topu attı. Anayasa Mahkemesi de beklendiği üzere bir, bir alanı, sınırlı bir alanı yani Adalet Bakanı'na HSK üzerinde anormal yetkiler tanıyan alanı ortadan kaldırdı. Ve ne netekim 12 Eylül darbe döneminde bile Adalet Bakanı'na tanınmamış yetkilerdi bunlar. Çok çok basit bir mantıkla yani kuvvetler ayrılığı deyin, Yargı bağımsızlığı deyin, Anayasanın temel ilkeleri, HSK'nın e, bünyesinin Anayasa'da şey yapılmış olması, düzenlenmiş olması. Peki Orhan Kemal, bu kadar beklenen bir, bir şeydi de niye hükümet ortadayım. bu kadar yoğun şimdi, tepki gösterdi? Bu bekleniyordu madem, yani bu sokaktaki çocuk bile ya, bilir, biliyordu diyorsun. Şimdi bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi hükümet bir güç sarhoşluğu içinde artık önünde hiçbir engeli görmek istemiyor. Yani bir bir milli irade fetişizmi var. Ben bugünkü yazımda şunu söyledim. Dedim ki bakın şimdi bir şöyle de buraya da çizmiştim ama bozuldu. Çizgiden böyle bir çöplerden bir adam yaparsanız buna resim deniyor. Değil mi? Ama Picasso'nunkine de resim deniyor. O çöp adamda da resim Picasso'nunki de resim. Yani çöp adam ya da işte o basit figürlerle yaptığınız resim nedir? Sandığa gitmektir. Yani milattan önce FI tarihinde Eski Yunan'da demokrasi keşfedildi. Sandıkla gidelim karar verildi. Ama daha sonra insanlığın bir ortak tecrübesi var. Bakıldı ki böyle sadece sandığa gitmekle falan olmuyor bu iş. Yargının Yargısal denetim gerekiyor siyasal iktidarın bazı kararları konusunda. Mesela biraz önce hocamızın söylediği şey çok anlaşılamadığı bence 1803'te Amerika'da başlayan yargı denetimi çok önemli bir şey. Basitçe şunu söyledi George Marshall ve bugün içinde geçerli. Dedi ki bakın bu yasa benim önüme gelen bu yasa anayasaya aykırı siyasal iktidar bu anayasayı değiştirebilir. O onun takdirindedir. Ama eğer bu anayasaysa, bu anayasaysa, bu yasaysa, yani bu üstün yasa, bu, bu, bu onun altındaysa normlar hiyerarşisi anlamında, bu altta olan, bu üstte olana uygun olmak zorunda kardeşim. Yani siz benim önüme bu anayasayı koyup, arkasından da bu yasayı getirirseniz, ben bu yasa buna uygun mu değil mi ki bu tamamen anayasa mahkemelerinin işidir. 1803'te George Marshall'ın Madison davasında verdiği kararla anayasal yargısı, anayasa yargısı doğdu ve bütün dünyaya yayıldı. Ee, siz bunu eğer işte bu yasa bu anayasa diyorsanız ben buna uygun mu diye bakarım dedi. Ha şimdi bize gelince 1960 yılında kurulmuş bir anayasa mahkememiz var. Maalesef o zamandan ta yakın bir zamana kadar kendisini bir vesayet organı olarak konumlandırmıştır Anayasa Mahkemesi. O bakımdan evet biraz önceki tartışmadaki konu önemli. Anayasa Mahkemesi hata yaparsa o Anayasa Mahkemesi'nin hata yapması çok e, tehlikeliydi ve çok acı sonuçları oldu. Türkiye bir kapatılan partiler mezarlığına döndü. Bunu mesela en çok Türkiye'de eleştirenlerden bir tanesi Mustafa Erdoğan'dır hocamız orada oturuyor. O, e, çok sert eleştir, haklı ve çok sert eleştiriler getirmiştir. Ne dekim arkasından da o dönem anayasa Mahkemesi üyeleri, üyeleri hepsi kendisine bir sürü de davalar açtı. Sonra da hocamız bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdü. Böyle de enteresan bir e, şey yaşandı Türkiye'de. Ama bugünkü konumlanmaya baktığımızda burada verilen yanlış kararlarda büyük risk yok. Burada en fazla şunu olabilir. Anayasa Mahkemesi özgürlükleri biraz daha geniş yorumlayabilir. Bunun nasıl bir sakıncası olabilir? Ama daha önceki Anayasa Mahkemesi'nin kendini konumlandırma biçiminde çok büyük bir tehlike vardı gerçekten de. Mesela AK Parti'yi işte kapatmaya kalktı mesela. Orada işte siyasal alana orada giriyor. Ama şimdi Twitter Anayasa Mahkemesi tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yorumlayacağı gibi demiş ki Twitter bugün çok önemli bir ifade hürriyeti aracıdır. Sen bunu kısıtlayacaksan kardeşim bir kere bir elinde bir yasa var mı bunu yaparken? Bunu kısıtlamaya kalkıyorsun. Diyelim ki bir yasa var. O yasa bir mahkeme tarafından uygulanmış mı? Uygulaman. Bunların hiçbir tanesi olmamış. Sen fevkalade keyfi bir şekilde çok temel bir hakkı ortadan kaldırıyorsun evet. demiş ve kendine, e, kendisine verilen rolü ciddiye almış yani Avrupa İnsan Hakları Peki. Mahkemesi rolüne buna vermiş. Anladım. Şimdi ikinci bir bence hükümeti panikleten olay şu. 17 Aralık'ta bir yargısal süreç başladı yolsuzluklarla ilgili. Arkasından ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yargı büyük bir baskı altına alındı. Şimdi eğer buradan tekrar bir şöyle bir yargı şahsiyet göstermeye başlayıp da kendi alanını, hukuk alanını savunmaya başlarsa iş çok çetrefilli bir hale gelebilecek. Anladım. Yani o zaman hem... Ee, bir takım e, aşırı tasarruflar Peki. konusunda dur denebilir hem de bu 17 Aralık süreci yeniden canlanabilir. <laughs> Orhan Temel Kemal. Orkoglu bir virgül da, at. Öte ee, gayet... taraftan da bildiğimiz o klasik milli irade fetişizmi de var. Peki gayet e, bütünlükli şey olarak ben... ortaya koydun. Bir virgül atalım bunu bir tartışalım. Şimdi e, üç değerli hocamız Sibel Hoca, e, Servet Hoca ve Mustafa Erdoğan'a döneceğim ben. E, bu şu, buraya kadarki bölümü bir e, Başlangıç gibi görelim. Bakalım şimdi üç e, anayasa hocası bu konularla ilgili ne diyorlar? Önce Servet Armağan'la başlayalım. Profesör Servet Armağan'la. Sataşma hocam... var isterseniz Mustafa Bey verin ona sataşma. <laughs> Onun adı geçti. Evet. Sataşma değil. Sataşma ona... değil. Hayır adı geçti sataşma değil. <laughs> o, a, Mustafa Hoca'ya <laughs> soracağım. Yani <laughs> evet. o e, Orhan Kemal'in hatırlattığı konuyu, e, Orhan Kemal Cengiz'in hatırlattığı konuyu ben de anımsıyorum. E, o konuyla ilgili şeyini soracağım görüşlerini. Şimdi hocam... E, Anayasa Mahkemesi HSK ile ilgili hükümetin yapmış olduğu düzenlemeyi iptal etti. Tekrar bir kısmını. Bir kısmını. Evet. Yani bu beklenen bir şeydi. Niye tepki gösterdi hükümet? Tepki göstermesini haklı gösterecek bir durum var mı HSK açısından? Sizin görüşünüz nedir? Tekrar başa dönersek eğer evet, tekrar başa Reşat Bey'e ilk başta sorduğum soru. Evet. Ben böyle müdahaleleri hoş şey yapmıyorum ben yani toplantının selameti bakımından. Şimdi başlıklar hanında şunu söyleyebilirim. Beklenen bir karar değildi hükümet açısından. Neden? E çünkü anayasaya uygun bir düzenleme getirdiklerini söylüyorlar. Adalet bakanı öyle söylüyor. Bütün Avrupa'daki düzeni incelemişler. Hayır şu, şu Ona uygun bir düzenleme getirdik hiç diyorlar. Adalet bakanı yaptığımız düzenleme anayasaya aykırı diye düzenleme et demez söylemez. ama yani inanarak söylüyor. Ben hükümetin <laughs> avukatı değilim. Niye evet. tepki gösteriyorlar? Onları haklı gösteren gerekçeleri de ileri sürmem. ama şu başlıkları belki söylemek daha konunun açılması için iyi olur. Bir defa bu yüksek hakim hakimle savcılık kurulu bir yargı merci değil. İdari bir merci. Yani hakimlerin göreve alınması, nakli, atanması, disiplin cezası ve görevden çıkarma ile ilgili tamamen idari bir görevi olan bir kurum. Ne yazık ki yargı bölümü içinde düzenlenmiş bir hata olarak yargı bölümü içinde sanki mahkemeymiş gibi düzenlenmiş. Birinci başlık bu. İkincisi... Hocam anlamadığım nokta şu. İdari diyorsunuz ama bu hakimler ve savcılar hakkında yapılan idari tasarrufların da biraz özerk olması gerekmiyor mu? Hükümetten Efendim disiplin soruşturmaları yani 159. maddede söylüyor. Haklarını herhangi bir şikayet şu veya bu sebeple olursa bakanlıktan veya e, halktan bir, bir yerden bir şikayet gelirse disiplin soruşturması yapılıyor. Bu şekilde soruşturma bütün bakanlıklarda var zaten teftiş kurulları. Hayır ama adalet bak şimdi e, normal bir bürokrattan farklı değil midir hakim ya da savcı? Onunla ilgili disiplin soruşturmasının hükümetten bağımsız olması gerekmez mi? Çünkü bazen hükümet aleyhinde de kararlar Hükümetten verebilir. bağımsız oraya gelmedik zaten. Hayır, e yani evet. görevi yargı fonksiyonu ifa etmiyor. Etmiyor bir yüksek mahkeme değil. E, adalet bakanı ilk kuruluşu zamanlı zaten. Adalet Bakanı bünyesinde sekreteriyası buna yardımcı oluyordu bu gibi hizmetler yapılması için. Ve Avrupa'nın bazı devletlerinde de o zaman bunlar tartışıldı. Söylenen örnekler verildi. Adalet Bakanı bünyesinde olan bir kurul. Göreve alınma, nakil, tayin, görevden çıkarma tabii en son görevden çıkma, meslekten çıkarma cezaları. Bunu belirtmek lazım. Bu böyle bir kurul olunca sanki yargı elden gidiyor, yargı fonksiyonu zedeleniyor demeye hakkımız yok veya böyle bir şey söylenemez. Evet. İkincisi bu bakanlığa bağlı olma olmama konusu. O da çok abartılıyor bence. Çünkü e, bu bakan dediğimiz kimse milletin seçtiği işte şey olarak güven oyu almış olan hükümet tarafından mecliste güven oyu olarak almış olan bir kimse. Böyle her fiili, her icraatı, her kararı anayasaya kanuna aykırıdır diye söylemek doğru değil. Siyasi bir merci, siyasi bir organ ama Adalet Bakanlığı idari aynı zamanda siyasi fakat böyle söylemek doğru değil üçüncü bir nokta bu e, Hayır, hocam şöyle zaman bir sorun zaman sorun. esas kararı bir, yani. bir saniye müdahale etmeyeyim ben, 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 ben soru sorarak şey Sor, şu anki Bekir Bozdağ çok iyi bir insan Efendim, iyiliğin kötünü bilmiyor. Bu beni Yarın başka ama, biri gelir. Yani ona da böyle bir şey söylemek e, zorunda kalırız. zaten karar almaya tesir etmiyor bakan. Yani Hayır, şu bak üyelerin hangi üyelerin hangi dairede, bölümde çalışacağına, sekreterya kurulması Hocam, ben ve benzeri şu, faaliyetler yapıyor. Şunu şunu merak ediyorum ben. Gerçekten haklısınız. Yani adam hani yargıcın veya da savcının yargısal faaliyetiyle ilintili bir durum değil HSK. Değil. Halk. Ama biz bunu bunları duyarak 90'ları geçirdik, 2000'leri geçirdik. Bize hep dendi ki hakimlerin ve savcıların atama ve disiplin işlemlerini kim yapıyorsa patronodur. Dolayısıyla böyle bir patronaj yargı bağımsızlığını zedeler. Böyle denmedi mi ya? Ben Hayır, hep bunu Çok güzel yani. tanımladınız. Disiplin evet, demek doğru yargıç üzerinde terör demektir. Bunu bakana bıraktığın zaman yargı da terörün altına girer yani. Efendim terör kelimesi o kadar ucuz değil. Herkese böyle bakana terör, terör izafesi hiç doğru değil. Yani hatalı bir e, O zaman yapalım. zaten anayasa masrafı HSK'yı kaldırırız. Hepsini Adalet Bakanı zaten ne güzel yapar. Adalet'in de bakanı olduğuna göre Adaletli Efendim Sağlık bakanlığı var. İçişleri Bakanlığı var. Tamam Niye yani? Adalet'in bakanlığı olmasın? O da yapıyor görevini yapıyor. Zaten bundan evvel 2010 değişikliğinden evvel esas terör oydu bence bu yüksek hakim ve savcılar kuru kararına karşı dava açılamıyordu. Askeri şura kararlar gibi. Bir hayli yumuşatıldı. Meslekten çıkarılma cezasına kararına karşı ancak dava açılabiliyor. Diğer çelerine yine açılamıyor. Yani bu disiplin kurulu mahiyetindeki bu kurun vereceği kararlar yine belgelere dayalı olarak bir itiraz şey yok. Dava açılamıyor. Burada o kadar fazla büyütülecek bir konu değil. Çünkü esas yargı fonksiyonu ifa eden gerek alt derece mahkemeler gerek yüksek mahkemelerdeki yargı fonksiyona bir müdahale yok. Yani kimlerin birinci dairede, daire diyorum bölüm veya komisyon neyse yüksek hakimliğe daire, daire, daire değil. Daire daire. Evet, pardon. Çalışan hakimler şu kararı verin veya vermeyin tabii. şöyle Öyle demiyor bir şey yok, tabii. Diyemiyor zaten. Onun için o kadar şey yapmak abartıldığı bilmiyorum. kadar değil diyorsun Abartıldığı kadar değil, beklenmeyin bir karardı. Çünkü en son aşamada hatırlatmak isterim Cumhurbaşkanı da bir aracı gibi oldu. Dedi ki bazı sivri maddeleri benim tabirimle bunu düzetin çünkü muhalefet <laughs> çok karşı çıktı veya direndi. Bunları düzeltin uygun bir şekilde yumuşak bir şekilde geçirelim. Onlara düzeltiri geri aldıra bir kısım şeyleri düzenlemeleri ve Anayasa Mahkemesi'nin bunu bu kadar fazla ince erleyip Anayasa'ya aykırı kabul etmesine gerek yoktu. Bir diğer de işler, bu şekilde işlemesiyle yani işleseydi ve iptal edilmeseydi kişilerin hak ve hürriyetlerine herhangi bir zarar gelmezdi. Zaten ee, adalete uygun hareket etme kişinin kendisine biraz bağlı olan şey. Yani e, biz de kağıt okuyoruz, imtihan kağıtları mesela en sonda benim takdirime kalmış bütün bütün bir açık bir hata olmamak şartıyla bir tasarruf Takdir hakkı, hakkı var. Bir şey olur. Bir hakime de tutuklama veya tutuklu verme. Hocam şöyle yetki tanımışız. Prensipte şöyle yani hak ve hürriyetleri şöyle zedeleyebilir yani mesela ben hükümeti eleştiren, ağır bir şekilde eleştiren bir yazı yazarım. Eğer hükümetten bağımsız değilse yargıç, tamamen bağımsız değilse savcı, hükümet yanlısıysa benim pekala evrensel standartlarda düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken o eleştirimi bir suç unsuru haline dönüştürebilir. Evet. Benim hak ve hürriyetlerim böyle sınırlanabilir. Fikir açıklama hürriyeti kapsamında diyorsunuz ama siz söylüyorsunuz onu. Yani bir bu en son sözü yargı mercileri söyleyecek zaten. Ben onu söylüyorum. Bir hata o en varsa. son sözü söyleyen disiplin, yargı mercisi merciyi hükümetten alabildiğine bağımsız olmalı ki ben görüşlerimi o yargıya güvenerek açıklayabileyim. Yani o yargının taraflı davranmayacağını, hükümet yanlısı olmayacağını bilme, bilmemiz gerekmiyor mu? Bundan emin olmak iyi bir şey değil mi? Bugün bu i̇yi hükümet şey, gider, tabii. başka bir hükümet Ama... gelir. O gider, Bu hadi gitmese bile bu bin yıl yaşasa bile iyi bir şey yani biz burada yaşayan insanlar evet, olarak. İyi bir şey. tabii tarafsız olması iyi bir şey. Arzu edilen bir şey. Adalete dikkat etmesi de iyi bir şey. Her hakimin, her savcının, her öğretim üyesinin, karar merciğinde bulunan herkesin çok iyi bir şey. Ama buna Siyasi merciler hareket ettiği zaman, ha sen peşinden. Antidemokratik ya da anayasaya aykırı davranıyorsun var hareket etmek yanlış. Yani bu antidemokratiklik veya kanunlara, insan haklarına aykırı davranış her türlü kurumda, kurumda olabilir, söz konusu olan bir bir şey. Bu tekrar ediyorum altını çizerek hep bir yargı organı gibi, yargı fonksiyonu elden gidiyor, yargıya büyük bir ağır darbe gibi takdir edilmesi abartılı diyorsun. Çok. Peki, Mustafa Erdoğan'ı çok dinleyelim. Mustafa Erdoğan. Evet, Servet Hoca'nın katılıyor musunuz değerlendirmesine? Çoğuna katılmıyorum. Yani şu bakımdan katılmıyorum. Şimdi anayasaya göre veya herhangi bir demokratik hukuk devletinin e, anayasasının olması gerektiği gibi hakimler bağımsızdır. Anayasaya, kanuna, hukuka uygun olarak ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Şimdi hakimlerin Herhangi bir harici telkinden veya tavsiyeden, baskıdan, azade olarak tamamen vicdani kanaatlerine göre karar verebilmeleri için onların statü bakımından e, yürütmeden bağımsız olmaları gerekiyor. Şimdi tabii ki hakimler ve Savcı, savcılar yüksek kurulu bir idari kuruluştur. Yargının idaresiyle o ilgili bir e, Fakat hakimler ve savcılar kurulu yargıçların bağımsızlığının ve güvencesinin de güvencesi olmak durumundadır. Eğer e, e, hakimler ve savcılar kurulunda bu anayasa mahkemesinin haklı olarak iptal ettiği hükümler benzeri yani teftişe, disipline ilişkin ve diğer konularda Adalet Bakanlığı birinci belirleyici konumuna getiren hükümler varsa yani yürütmenin temsilcisi olan bir bakan hakimlerin statüsünü etkileyecek, fevkalade etkileyebilecek disipline ve diğer teftişlerle ilişkin olarak kararların alınabileceği bir kurulu yönlendirebiliyorsa o zaman tabii hakimlerin kendilerini güvencede hissetmeleri ve vicdani kanaatlerine göre karar vermeleri ihtimali en azından zayıflar. Yönlendirme nerede ortaya çıkıyor onu söyleyin diyorum ben. Yani hangi üyenin hangi dairede vazife yapacağına e, karar vermeyle onların kararının nasıl olması Ülk, gerektiğini... Kararın al, pozisyonu nedir şey. Bakınız Onu karardan e, medyaya doğru aşağı yukarı yansıdı. E, Adalet Bakanlığı iptal edilen yetkileri odaklı bir karar oldu bu. Eski düzenlemede genel kurul ibaresinin geçtiği her yere aşağı yukarı bakan gelmişti. Şimdi onları hepsini iptal Hocanın Hocamın sorusunu ben şöyle anlıyorum. Diyor ki yargısal faaliyet ayrıdır. idari işlem ayrıdır. Doğru da ben de diyorum ki yargısal faaliyet yapacak olan kişilerin üzerinde disiplin yetkisi olan, onları teftiş edecek olan kurulda inisiyatifin Adalet Bakanı'nda olması, yani kurulun kendisine değil de kurulu yönlendiren Adalet Bakanı'nda olması o hakimlerin o şekilde yargısal faaliyetini bağımsız olarak vicdani kanaatlerine göre yürütmesi mümkün değil. Yani gerçekten malum yani? Türkiye'de son aylarda olup bitenleri görürsek yani yargıya ilişkin hükümetin ve Adalet Bakanlığı'nın da ben yargıcım bir karar vereceğim. O karar eğer hükümetin hoşuna gitmezse beni fizana sürer. Yani e, yani teftiş Efendim, o kadar teftişi yani soruşturma tarafı. soruşturma konusu tabii. olursunuz olabilirsiniz ondan korkarsınız. Soruşturma tabii, tabii konusu ya, olur işte, ancak evet. böyle ekstrem ben fizana sürme gibi bir şey. ay soruşturma <laughs> konusu olmayayım diye hükümet yanlısı karar veririm hocam ben tabii. yargıç olsam. Şimdi zaten anayasa gereği Ahmet Bey e, soruşturmanın nihai olarak kovuşturmaya dönmesine karar verecek olan ilgili daire. Bu dairenin yetkileri önce de dairedeydi şimdi de dairede. Burada Adalet Bakanının Mustafa Bey'in de belirttiği üyeleri 3 daire var HSYK'da. Bu daireler arasında hangi üye hangi dairede görevlendirileceği konusunda bir inisiyatif verilmiştir. Ben hani şunu söyleyeceğim, onu demiyorum. Eskiden biz şöyle de demez miydik? Adalet Bakanı hükümeti temsil ediyor, siyasi iktidarı temsil ediyor. HSYK'da ne işi var? Bunu buradan çıkaralım. Bu yargı bağımsızlığına aykırıdır demez miydik? Diyenler vardı. Hayır, siz demez miydiniz? Hayır. 2010 Hayır. referandumuna Hayır. evet demediniz mi? Hayır. Evet dedik de orada böyle bir şey yoktu. Hayır, Adalet Bakanı 2010 referandumuna. Şimdi bakın. Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı HSYK'da olmasını 2010'da 158 bu toplum kabul etti zaten. Müsteşarım, evet. Müsteşarı Müşteş... evet, da olmasını kabul bakarız. etti. O yanlış bir algı. Teftiş Kurulu Başkanı'nın, Başkan tarafından, Adalet Bakanı tarafından verilen görevlerini getirmesine ilişkin hüküm var iptal edildi. Anlamıyorum. Ne demek o? Yani teftiş kurulu. Ya yani, hakimler, savcıları teftiş evet. eden kurulu... kurulun. E başkan tarafından verilen görevlerini getirmesine ilişki hüküm vardı. Adalet Bakanı'nın verdiği görevlerini getirmesi. Yani düşünün Adalet Bakanı bir müfettişi kendi inisiyatifiyle görevlenecek istediği bir mahkemenin, hakimin üstüne gönderebilecek. Sonra soruşturma ve kovuşturmaları karara bağlama etkisi var. İptal edildi. Genel Kurul eskiden sadece o ne genel demek? kuruldaydı. Yani şey mi kararı? Adalet yani bakanı e, mı? Adalet Bakanı eskisine göre ihbar ve şikayet aldığı zaman bunu doğrudan doğruya veya da kısa bir inceleme yaparak kurula havale ederdi. Şimdi ve sonra e, karar yetkisini yani soruşturulup, soruşturulup soruşturulmayacağına, soruşturma sonucunda ne karar vereceğine ilişkin konuda Genel Kurul yetkiliydi. Şimdi e, yani şimdi hiç... o hale dönüyor tabi ama edilen... iptal edilen de bakanla birlikte genel kurul şeklinde düzenlenmişti ama bu. Ama o üyelerle ilgili. E, Neyse, tamam üyelerle ilgili olsun. işte tamam. HSK üyeleri. Olsun gibi. yani HSK üyeleri statüsü Yoksa soruşturma ile ilgili yetkisi devam ediyor bakanın. Hocam biz yani... temel olarak şunu Neyse, bir anlayalım. Ben... Tek tek Hocam. değil de temel yani daha teorik bir çerçeve temel çerçeve. ha, ha bak Bakanın yetkili olmasının ne sakıncası var deniyor. Siz onu anlatın bize. Ben, ben bakanın HSYK üzerinde yetkili olmasının ne sakıncası vardı? da Anayasa Mahkemesi bunu iptal o ediyor? O zaman tek cümleyle bunu aslında sofistik etmeye gerek yok. Yani bunu o sıradan vatandaş anlayabilir. Yani yürütmenin bir unsurunun, bir bakanın hakimler ve savcılar üzerinde atama, tayin, nakil, disiplin, teftiş yetkisi olan bir kurulu sek ve idare etmesi teftiş işlemini başlatabilmesi, disiplin işlemlerinde yetkili olması fevkalade e, risklidir yani Bu, bunu anlamayacak bir şey. Ne riski bence. vardır? Ne yapar? Yani ne olabilir? Yani hakim, her hakim kendi başına böyle bir şeyin gelebileceği korkusu altında yaşar ve bu da onun bağımsız vicdani kanaatine göre karar vermesini engelleyebilir. Bir hakimi. Yani bu ille böyle olacak diye bir şey değil ama bu bir potansiyel bir risktir. Bu vardır. <laughs> bir yargıcın hükümetten bağımsız olması şart mıdır? Gayet tabii yani Kesinlikle. bu, bu konuda herhangi bir tereddüde mahal yok. Bunu sağlamak için her türlü önlem alınır diyorsunuz. Gayet tabii gerekli önlemler almak lazım. Bu o Adalet Bakanı'nın yani Adalet Bakanı'na çok güveniyor e, ki, olabilirsiniz. Nasıl? Önemli değil. Tabi dediğiniz gibi Adalet Bakanı'nın kişiliğine çok güveniyor olabiliriz. Ki ben şahsen güvenmiyorum. Şu andaki Adalet Bakanı icraatı hukuk devletini ciddiye almayan bir icraat yürütüyor bir defa. Yani dolayısıyla bu bakana da bağlı değil. Yani başka bakan gelebilir. O başka türlü düşünebilir. Bu da mesele zaten hukuk devletinin müesseseler. Ahmet'e Mehmet'e yani. de göre değildir. Yani bir potansiyel risk var mı burada? Bu riski önleme meselesidir. Bu her zaman ortaya çıkmayabilir. Belki de yani herkes çok iyi niyetli davranır bir problem olmayabilir. O ayrı bir konu. Ama, problemi, Ama zaten hukuk devleti buna da yani. Problem olmaması problemi ortadan kaldırmıyor. Yani zaten bu, onu diyor hukuk, hukuk devleti ha, de bu riski göz ağlı göz önünde bulunduruyor. Çünkü bulunuyor. yurttaş bu kaygıyı duyuyorsa <laughs> adil yargılanma hakkı yoktur. Yani o hakim Abi, belki de o, var, tabii. o hakim belki bakanı yani bakandan korkmayacaktır. Belki adil karar verebilecektir. Ama ben yurttaş olarak bakanın o hakim üzerinde etkisini düşünerek kuşku duyuyorsam onu mutlaka düzeltmek gerekir. DGM bu yani, yüzden evet DGM bu yüzden Avrupa İnsan Mahkemesi'nin DGM ile ilgili karar arkasındaki Çünkü, temel fikir bu. Oradaki askeri yargıcın notunu, sicil notunu komutan veriyor dedi ve aslında o askeri yargıç adil bir karar verse bile yargıladığı kişi bunu düşünerek kuşku duyacağı için bu objektif kuşkuyu ortadan kaldırmak gerekir. Ya ben o yüzden şöyle bağlayayım mı? Yani bu anayasa bu önemli oldu bu anayasanın işte yüz kaçıncı maddesinde bu, bu hakimlere bağımsızlığı ilgili maddesindeki bu vicdani kanaatine göre hüküm verir ibaresini Yok. fevkalade önemsiyorum. Yani çok hayırlı bir ibaredir bu. Ve aslında bu işin özüdür. Yani hakimin vicdani kanaatine göre hüküm zaman, vermesini etki, olumsuz olarak etkileyebilecek şeylerden, düzenlemelerden kaçınmak o lazım. O zaman bu hakimin vicdani olarak kanaat e, karar vermesi esastır. Bu esasa gölge düşürecek, şüphe düşürecek en küçük bir şeye izin verilmiyor. Evet. Bu mudur yani? O, şey? Onu demek istiyorum. Mantığı bu. Anayasa mahkemesinin iptal. Hocam Şimdi Sibel Hoca'ya dönmeden... Ee, karar verilmesi hakikaten güzel bir düzenim ama bir hakimin karar verirken ya da savcının işlemlerini yaparken kendi kararına tesir edebilecek o kadar çok faktörler var ki mesela o ülkede cenayetler olaylar, basında çıkan yazılar, röportajlar bu gibi açık oturumlar vesaire. Yani birçok etken hakimin öyle veya böyle belli derecelerde de tesir eder ona. Okuduğu kitaplar, yetiştiği çevre, aile terbiyesi ve benzeri gibi bunlar engel olunamaz. Vicdani kanaatine göre karar vermesini sadece ve sadece siyasi organla bağlantılı ve tek Hatalı durum budur demek doğru değil. Bir Bunu başka örnek şey. isterim. Şimdi bu e, kurumlardan şüphelenmeye başlarsanız herkes hata yapıyor, herkes siyasi karar verir, haklarımızı çiğner vesaire gibi e, düşünürseniz bu aynen Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı teorisinin 1791'de Fransa'da uygulanmasına götürür. Yani 1791'de kuvvetten infiradı veya izoloman depuar dedikleri, dizorgan dedikleri, hepsi bağımsız bağımsız birbirinden öyle bir düşünülmüş ki iki yıl devam edebilmiş ancak bu. Kuvvetler birbiriyle hem e, koraborasyon olmalı, hem bir işbirliği şeklinde çalışmalı, hem de birbirini frenlemeli. Bu tatlı ayrımı veya yumuşak ayrımı kabul ederseniz her türlü organlarda böyle. Rahatsızlık vermez kimseye. Ben büyük... orada ben <laughs> benim argümanım üstüne hoca konuştuğu için bir ayrım yapmaya ihtiyaç duyuyorum ek olarak. Yani tabii ki e, sivil toplumda yani toplum halinde yaşayan insanlar hep birbirine etkilenirler. Şüphesiz ki hakimler yani bizim konuşmalarımızdan, bu programdan, birçok şeyden, gazetelerde yazıp çizilenlerden etkilenir toplumu genel etkileniyorsa... etkilenirler bırakın biraz da e, etkilenmesi bir de gerekir. Hayır bu doğal Hayır, bir şey. Zaten yani. etkilenmelidir. <laughs> Peki öbürüne niye itiraz ediyorsunuz? Ama diyorsun? oradaki mesele Öbürünün basit etki değil. Öbürü e, devletin kamu gücünü, cebir gücünü temsil ediyor. Onun üzerinde gerektiğinde müeyyide uygulama etkisini sahip olan bir gücü temsil ediyor o bakımdan. Bu, bu üniversitelerin değil mi <gülüyor> <hocam>? <gülüyor> Şu bakımdan az önemli. Değil. Üniversiteler 1946 yılına kadar bağımsız değildi. Bakanlığa bağlı bir kuruluşu. 1946'da bir kanun çıktı. 4443'de bir kanun. Yani 1946'ya kadar üniversiteler hep bakanlığın e, bal yüzü altına ezilen bir sınıf mı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama üniversitelerin yani yargı... Yani tayinlerde terfili o zamanın şartlarına göre öyle yapılmış. 1946'da... Hayır şunu söyleyin siz. Yani ee, bizim bu siyasi organ her zaman kötüye kullanmaz yetkisini demiştim. O da bu vatanın... Her zaman kullanma tehdidi ve tehlikesi vardır. E siz potansiyel derseniz bu bir olur. Devamlı şüpheleniyorsunuz herkesten. Hayır. Hayır. Şüpheler. bütün tür cümleleri kandırmak değil. Şöyle yani denilen şu. Siyasi organ bu yetkisini gayet düzgün kullanabilir. Hiçbir problem çıkarmayabilir. Kullanmayabilirdi. Bakın, peki o zaman biz devlet güvenlik mahkemelerindeki askeri yargıçların ne günahı vardı? Onlar da vicdani kanaatlerine göre karar veriyordu. Niye kaldırdık onu? Ben o zamanki hakim düşünce şuydu. Şimdi bu e, militer bir anlayış askerlerin baskısı ve vesayeti altında olmasın diye haklı olarak bu askeri hücreyle kaldırıldı. Hayır insanlıkları mahkemesi... O, 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 Kaldırıldı. Yani, ya, asker yani asker hakimler devamlı olurdu. diktatörlük yapar diye değil, böyle bir vesayet anlayışının yargı fonksiyonu içinde yerini izal edin. Evet. İzah edin. Evet. Zaten uzun zaman devam etti bunlar, bu askeri e, hakimlerin üyeliği. Şimdi yargı bağımsızlığı biraz e, bizim dışımızda halkı çok ilgilendirmeyen bir şeymiş gibi e, anlaşılıyor. Oysa adil yargılanma hakkının temel koşuludur. Yani yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Elbette bağımsız olan bir yargı tarafsız olmayabilir. Yani tarafsızlık ayrıca konuşulması gereken bir şeydir. Ama bağımsız değilse asla tarafsız değildir. Yani bu bağımsız olmayan bir yargının tarafsız olacağı düşünülemez. Şimdi dolayısıyla e, bağımsız olup taraflı olabilir ama bağımsız, bağımlı olup tarafsız olamaz. Bu ikisini birlikte düşünmemiz lazım burada HSK ile ilgili meseleye baktığımızda çok açık sorun yani e, bakanlığın etkisi çok açık çünkü HSK'nın yaptığı işlemler bir kere ne yapıyor biraz önce bahsedildi teftiş işlemleri yapıyor bunun içine disiplin soruşturması açılabilecek eylemler de giriyor bunun içine e, yine işte kişinin yani yargıcın ya da savcının kariyeriyle ilgili meslekte ilerlemesiyle ilgili yapılan değerlendirmeler de giriyor. Dolayısıyla müfettişlerin bağımsız olması, yani kurula bağlı olarak çalışması bağımsız derken onu kastediyorum. Yürütmeden bağımsız olması, kurula bağlı olarak çalışması temel konulardan bir tanesiydi. Ne di diyorum? Ne zaman? 2010 değişikliğinden önce. Peki 2010 değişikliğinin bana göre en önemli şeyi neydi? Artısı neydi? İşte bu teftiş kurulunun tamamen Adalet Bakanlığı'ndan çıkarılıp HSK'ya bağlanmasıdır. Yani HSK'nınla ilgili yapılan değişikliğin, 2010 değişikliğinin en önemli unsurlarından biri. Halkın oy verdiği bir şey bu. Ha, şimdi kalkıp yasayla, anayasa değişikliğiyle, halkın oy verdiği anayasa değişikliğiyle getirilmiş olan bir sistem ortadan kaldırıldı. Şimdi bu hem siyaseten gerekiyor. hiç doğru değil ayrıca açı, çok açık anayasaya aykırı yani e, burada hiçbir kuş değerlendirmeye bile gerek yok. Çok açık anayasaya aykırılık. Reklama Peki. mı? Dönmemiz gerekiyor. Söz, size siz devam edeceğim. Tekrar. Yani tamam. Size haksızlık oldu çünkü araya çok söz girdince sizin süreniz kalmamış oldu. Reklam sonrası sizinle başlarız. Tamam. Ee, hem daha rahat rahat konuşmuş olursunuz. Zaten bu bölümden sonra aslında e, Servet Armağan hocanın söyledikleri söylediklerini de biraz tartışmamız lazım. Yani böyle e, evet tartışıyoruz. Sizler bir şey söylüyorsunuz ama o, o fikri de önemsemek lazım. Onun üzerinde de duralım ve doğru onun için. önemsemek değil. Doğru olduğu için. E, e, onlar da herhalde kendi görüşlerini e, doğru Bu kadar oluyor. sık müdahale olursa doğruluğu kalmaz artık onun. Her konuşmaya sık müdahale edilirse. Peki. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde karşınızda olacağız. Anayasa Mahkemesi'ni e, konuşmaya devam edeceğiz. Evet, e, ikinci bölümle karşınızdayız ve artık bu bölümle tamamlayacağız tarafsız bölgeyi. E, Sibel İnceoğlu'nun sözünü e, kesmiştik. Devam edelim isterseniz. Şöyle bir şunları konuşalım. E, Anayasa Mahkemesi'nin e, HSYK'daki Adalet Bakanı'na yetki veren düzenlemeyi iptal etmesi... Uygundur diyorsunuz siz hukuka. Şimdi şöyle zaten hepsini de iptal etmedi. Esasında bana göre ya ben kararı eleştiriyorum. Tam tersi yeteri kadar iptal etmediği için eleştiriyorum. <laughs> yani bu ıı, iptal ettikleri bana göre ıı, evet çok vahim olanlar iptal edildi. Ama onun yanı sıra mesela yine 2010 değişikliği öncesinde niye eleştiriyorduk eski HSK'yı? Çünkü kendine ait özel bir sekreteryası bile yoktu. Ben mesela HSK kişisel olarak bir dilekçe yazdım. Bana Adalet Bakanlığı cevap verdi. EZK'nın hiçbir elemanı yoktu. Şimdi bu böyle bir şey olamaz. Yani bir kurum yaratıyorsanız o kurumun kendi özel çalışabilmesi için belirli bir personeli kendine ait bir personeli ve bunlarla birlikte bir bütçesi olması gerekir. Şimdi bunların tamamen Adalet Bakanlığı'na bağladığınız zaman oradaki yargı şeyler, üyeler sadece kağıt üstünde karar verir hale gelir. Yani önüne dosya gelir, ve o dosya üzerinden karar verir ama o dosyanın içeriğiyle ilgili onu yönlendirme, belirleme imkanlarına sahip olmaz. Şimdi bunu biz eski SK'da eleştiriyorduk. Yeni düzenlemelerde bu özellik geldi. E ne oldu? Yasayla geri alındı. Ya anayasa mahkemesi bunu iptal etmedi. Sekreterya yine devam ediyor. Yok, sekreterya ile ilgili yetkiler iptal edilmedi. Yani Adalet Bakanı'nın yetkileri evet, arttı. Evet, Personelin özel sekreteryası devam ediyor. Ediyor. Onu Onda söylemiyorum bir... ama Adalet Bakanı belirliyor bütün her şeyi. Eskisine nazaran Adalet Bakanı bütün o personeli belirlemede tek söz sahibi oldu. Şimdi dolayısıyla dolaylı olarak Adalet Bakanlığına bağlandı. Yani gö göstermelik sekreterya HSK'nın gibi görünüyor Onun ama ne bütün, önemi var? E yani. dediğim gibi o özelliğini sağlar. Yani o dosyaların oluşturulmasında e, oradaki üyelerin ...söz sahibi olması lazım. Şimdi bütün bu söz sahibi, sözü... ...kaybettiler. Yine benzer şekilde... ...Adalet Bakanı'nın... E, ...şöyle bir yetkisi vardı... ...soruşturmalarla ilgili... E, ...bir daire... ...yani soruşturma ile ilgili daire teklif ediyordu... ...soruşturma açılmasını... ...bir e, yargıç ya da savcı ile ilgili... E, ...Adalet Bakanı da... ...bu teklife... ...onay vermeme hakkına sahipti... ...eski düzenlemede. Şimdi soruşturma açmıyorum nese bile. Daire bunu kaldırabiliyor Adalet Bakanı. Şimdi oradaki yetkisi de arttı. Halbuki ben bana göre bu açık anayasaya aykırı. Çünkü anayasa da teklif eder e, ve onaya sunar diyor. Neyi teklif ediyor? Soruşturma açmamayı teklif diye bir kavram olabilir mi? Yani soruşturma açılmasını teklif kastediyor anayasa. Yasa bunu da deldi ve Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmedi bence etmesi gerekirdi. yani anayasa mahkemesinin iptal etmesi gerekir Turgut Kazan çok sayıda başka hükümler, hükümler de, var. de var. Yani daha da sayabilirim bunları ek olarak. Yani ama diyorsunuz en vahimi iptal ettiklerim. Yani çok vahimdi bu teftiş kurulu zaten. Bu yani olamazdı böyle bir şey. Ee, bunu iptal etti. İşte e, Dairelerde görevlendirmeyi. Dairelerde görevlendirmeyi. E, Siz böyle diyorsunuz. Sen hukuk profesörü Sayın Servet Armağan bunu bu kadar vahim bulmuyor yani bu, bu, yani bu hukukçular arasında böyle bir görüş ayrılığı var mıdır? Bunu vahim bulan hukukçular Servet ee, Hoca nasıl gibi. Nasıl baktığınızla alakalıdır. Ee, yani ben e, adil yargılanma hakkı üzerine e, çok uzun zamandır çalışıyorum. Yine HSK üzerine yani bu konuda e, çok uzun süredir çalışıyorum ve uluslararası uygulamaları da takip ediyorum. Ve İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da takip ediyorum. Dolayısıyla bu uluslararası standartlara baktığımda bana göre bu olanlar vahimdir. Ama eğer konuya sadece sandık demokrasisi olarak bakarsak tersi söylenebilir. Ama ben demokrasiyi böyle algılamıyorum. Bana göre demokrasi sadece sandıkla ifade edilen bir şey değildir. Çoğulculukla ifade edilen bir şeydir. Yani farklılıkların da özgürce yaşayabileceği bir topluma ben demokrasi diyorum. Sadece seçilinin yani bir kişinin daha doğrusu yöneticinin seçimle belirlenmesi kendi başına o ülkeyi demokrasi yapmaz. Yöneticinin sınırlarının belirlenmesi de önemlidir. Çünkü o sınırlar anayasayla konulur ve o anayasa esasında toplumun bütününü yansıtması ve bütünün haklarını koruması için yapılır. Yoksa anayasa yapmamıza gerek yok. E dolayısıyla burada seçilenin de hukuki sınırları vardır. Bu sınırlarda kişisel hakların korunmasıdır. Ama yargıyı siz bağımlı hale getirdiğiniz zaman bir otoriteye bu seçilmiş de olsa hiç önemli değil. Seçil o seçilen kişinin hukuk dışı bir takım uygulamalar yapması engellenemez hale gelir. Eğer yargı bağımsız Olmazsa. değilse. Peki. Çok teşekkürler. E, bilmiyorum evet, evet, söz evet, sırası evet. bende yani mi? Bu şimdi, konuyla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Evet bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle bir yaklaşım oluyor. Ee, yani Hakimler Sağlığı Yüksek Kurulu'nun anayasa ile değiştirilen temel e, omurgası bu yasa ile değişmiş gibi bir e, izlenim veya böyle bir algı oluşuyor. Halbuki bu doğru değil. Şimdi bakın. Adalet Bakanı'nı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı yapan yasa değil, 2010 Anayasa Değişikliği zaten ondan önceki kurulda da Adalet Bakanı HSYK'nın başkanıydı. Onu ha, tartışmıyoruz bu, ama. Ama bakın o, o çok önemli bir şey. Şimdi her şey Adalet Bakanı'na bağlandı. Sivil Hanım özellikle onu vurguladı. Ee, müstakil bir sekreteryası, müstakil sekreterya 2010'dan önce yoktu. Doğru. Ama şu anda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müstakil bir sekreteryaşı var. Adalet Genel Bakanlığı. sekreteri var. Genel Madalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı'nda. Efendim? Sekreterya'yı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkanına bağlı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkanını Başkan da ta mi? tayin eden Başkan anayasa. Ben anayasa. E, ben de bir tamam. şey söylüyorum. Yani. Sibel Hanım da onu söylüyor işte sekreterya'yı oraya bağlayınca. Şuurlu olarak söylüyorum. Siz de idrak ederseniz diye özellikle Turgut Bey sadece tepki gösterme. Şimdi Hakimler ve Sanayi Yüksek Kurulu Başkanı'nı anayasa tayin ediyor. Ve anayasa Adalet Bakanı'nı o kurulun başkanı tayin ediyor. E bu yasa, bunu tartışmıyoruz ki. Yasa değişikliğinden bunu, önce. Yasa durum... değişikliğinden önce. Ben de bunu söylüyorum. Yani burada hayır, hayır, bu... sanki iptal edilen yasa değişikliğinde Adalet Bakanı'nı bu kurulun başına yeni getirilmiş gibi bakarsak burada yanlış olur. Onu söylüyorum. Yani zaten 2010 referandumuyla halkın evet dediği anayasa değişikliğinde. Ne değişti peki? Bakanı orada. Peki, bir dakika ne değişti? Efendim? Şimdi 2010 bir dakika. Evet. 2010'da referandum yaptık. Değil mi? Evet. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu evet. referandumda halkımız %58 oyla değiştirdi. Bitti. Aradan geçti 2 sene. 3 3 sene, 4 sene evet. geçti. Hükümet referandumda oluşturmuş olduğu, 1001 vaatle oluşturmuş olduğu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısına niye müdahale etti? Evet. Bu soru zaten cevaplanmadan belki de şu yasal değişikliği şey... ama ne olur ona girmeyin. Evet, hayır sorunuza cevap veriyorum. Üzerine... Sorunuza cevap veriyorum. Hayır hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Ne değiştiğini izah edeyim tam hayır. sorunuza müsaade ederseniz Buyurun. cevap vereyim. Çünkü... Ama yani bana e, tekrar o eski tartışmaya dönelim diye açmadım bu konuyu. Hayır Diyorum sabahtan ki. beri söylediğim bir şey de hayır. yok zaten Ahmet Bey de bir müsaade edin de izah edeyim. Ama izah Şimdi bakın. biliyorum o izahı ben şunun için açtım bu konuyu bitireyim sorun bitsin sonra cevaplayayım. Peki buyurun. Şimdi hükümet bir değişiklik yaptı. Niye yaptı? İşte bunun gerekçeleri var. Paraleller girdi devreye. Onları temizlemek için yaptı falan filan. Tamam. Yaptı. Yaptığı bu değişikliklerde Adalet Bakanına yetki vermedi mi hükümet? Biraz daha. Artırdı. Evet. Artır, evet, evet doğru. Eleştiriyorlar. Doğru, diyorlar ki bu doğru. olmaz diyorlar yani. Doğru. Bu yani, tartışacağımız hayır, konu. Hayır Adalet bu. Bakanı HSYK Başkanı olarak yetkilerinin arttığı zaten belli yasada. Tamam, Ve bu bunun, bunun 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 e, 15 tane dediğimiz gibi maddeydi. Anayasa Mahkemesi iptal, i̇ptal etti. etti tamam. Bu iptallerin hukuka uygun olmadığını savunuyorum ben. Onun için zaten gerekçesini söylüyorum. Çünkü bakın HSYK gibi Anayasa Mahkemesi gibi temel müesseselerin anayasal ve yasal değişikliklerinin elbette ki bir gerekçesi vardır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 17 Aralık'ta eğer gerçekten soruşturma müessesesini işletseydi, HSYK'ye bağlı müfettişler devreye sokulsa Burada bir yanlış var mı yok mu bu soruşturulabilseydi herhalde işler rayında giderdi idari bir kurul olarak ve teftiş kurulunun kendine bağlı bir müessese olarak. Ama o zaman biz bir başka ihlal gördük Ahmet Bey bunu söylemezsek ve görmezsek bu meseleyi izah edemeyiz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tuttu. Geçmiş HSYK gibi kamuoyunun önünde bir siyasal parti gibi kamuoyuna bildiri yayınladı bildiri yayınladı. Ha bunu muhalefet partisi yapabilir. Bunu diğer siyasal bir parti, sivil toplum kuruluşu yapabilir. Ama madem yargı üzerinde yönlendirmenin tarafsızlığı ne kadar zedelediğini, ne kadar zararlı olduğunu, yönlendirici olduğunu konuşuyoruz. Bunu konuştuğumuz zaman da dava idari yargıda devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda medyada dağıtılan konular tartışılırken bir bildiriyle kamuoyuna benim görüşüm budur diye açıklayan bir HSYK, Elbette ki hükümeti ilgilendirir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilgilendirir. O zaman o HSYK'nın yasal yapısında değişim de gündeme gelir, anayasal de, yapısında da değişim gündeme gayet gelebilir. Güzel de Re Reşat Bey. O zaman şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Siz referandum yapıyorsunuz, bu güzel olacak diyorsunuz, iyi bir şey yapıyorsunuz. Sonra yaptığınız o düzenleme sonucu oluşmuş olan HSYK'da size göre başka hukukçular da başka türlü yorumluyorlar. Bu HSYK tırnak içinde yaramazlık yaptığında haydi tekrar başa dönüyoruz, yapısını değiştiriyoruz. Böyle bir hukuk devleti oturur mu yargı sistemi? İşte yani O, o sistemin yani, oturması için. O, o zaman referandumda tırnak içinde yaramazlık yapmaya müsait olmayan bir HSYK yapsaydınız. Yani yapılsaydı, hükümetimiz öyle yapsaydı. O zaman şimdi, öngörememiş, şimdi, başarısız, beceriksiz. Şimdi, şimdi bu eleştiri yapılabilir ama bakın ben ilk bölümde de şunu söyledim. Gerek anayasa mahkemesi, anayasanın çizdiği sınırları aşmasa. Yeni düzenlemeler. bu kim karar Bugünün konusunda değil. Ama. Bakın mesela. Peki hükümetin anayasa sınırlarını aşmasına kim karar verecek? Yani, hemen hemen izah edeyim <laughs> Ahmet Bey bakın. 61 anayasası dedik ki 61 anayasa mahkemesini getirdi. Ama 71'de 77'de anayasa mahkemesinin hemen değişiklikler şey. getirildi. Bu, ama aynı şeyi söylüyorum. HSEYK'da da bakın. HSEYK'da da 61 anayasasında kurulan düzen madem ki bir kere kurduk böyle devam etseydi güzel yerleşmiş olurdu, istikrar olurdu. Bundan herkes memnun olurdu. Ama insanlar var ortada. Kişiler ideolojisi var, felsefesi var, siyasi görüşü var. Yargı makamlarına gelenlerin siyasal görüşünü, felsefi kanaatini, düşüncesini hiç aksettirmeden nötr kararlar verdiğini mi düşünüyoruz? Niye söylüyorsunuz? Efendim? Anlamadım. E şimdi işte seçilen HSYK idealize olarak öncekine göre 10 üyesinin seçimle geldiği ya ben şunu sorayım. böyle bir yapı oluşturuldu ama o yapıda sıkıntılar ortaya çıktı. Peki, bu, durum, bu durumda... Mesela ben, ben mesela Haşim Kılıcı niye hedef alıyor insanlar? Niye mesela e, kurum üzerinden e, değil de tek kişi üzerinden tartışıyoruz? Niye ben, Haşim Kılıç ben, hedef? Şimdi, ben bunu da anlamıyorum yani. şimdi Adam Anayasa Mahkemesi'nin başkanı, bir oyu var. Anayasa Mahkemesi bir karar almış. Haşim Kılıcı hedef alıyoruz. Ben, niye? ben şimdi mahkeme başkanı olarak Sayın Haşim Kılıç'ın yargımıza bu kadar e, olumlu katkılarının olduğunu bilen bir insanım yani tek başına Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi denince başkan sıfatıyla belki ismi gündeme geliyor e sizi, ama sizi söylemiyorum ya genel yok. olarak Haşim ama, Kılıç gönül isterdi ki mesela TÜİK'tan mesela konuşmasaydı mesela hep ya, şunu tavsiye ederiz ya, yargıçlar konuşmaz deriz anladım ama ben mesela Refah Partisi kararında Haşim Kılıç herkese karşı direndi değil mi tabii attı tabii oraya bilmiyorum. imza. Bir, bir, AK Parti'nin kapatılması da o zaman bravo Haşim Kılıç AK Parti'nin işine yaradığı zaman, e AK Parti'nin hükümeti... Do doğru yapınca alkışlamak hukuki açıdan Ama yanlış görünürse işte. eleştirmek lazım. Parti... Bu, onu kötülemek anlamına gelmez ki şey, Ahmet Bey. Elbette e, Sayın Haşim Kılıç burada en kıdemli üye hem de başkan şu an Anayasa Mahkemesi'nde. E, gerçekten de e, tarihi kararlarda, e, önemli kararlarda çok önemli muhalefet şerhleriyle yalnızdı. O şekilde e, tarihe geçecek muhalefet şerhleri koydu. bunu. Hayır, acaba diyorum ha? Cumhurbaşkanlığına böyle aday maday olacak diye söylentiler Hayır, çıktı yani, mı? Siyasal değerlendirmeye çok girmediğimiz için ona girmedik ama belki de e, bu konuyu kendisi kapatabilirdi. Ama e, bu konu benim dışımda gelişiyor dedi Sayın Kılıç. Hani bu tip adaylık konusundaki hani ben adayım değilim demedi tabii. Yani ben ilke, takip edebildiğim yani şunu kadarıyla. Anlamaya, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Biz ilkeli insanlar olarak yani... Haşim Kılıca diyoruz ki çok demokrat bir yargıç. Niye? İşte parti kapatma davalarında aslanlar gibi koydu şerhini. O dönem böyle bir şey yapmak yürek isterdi. O yürekliliği gösterdi. Demokrat bir yargıç diyoruz Anayasa Mahkemesi. Üyesiydi o zaman şimdi de başkan oldu. E şimdi hoşumuza gitmeyen bir karar verince bu kadar kolay mı yani insanları? Böyle çıkar. Hayır şöyle şimdi... yani... Hayır. Şimdi, bu kadar yani şimdi, kolay olmamalı açık, şimdi ben yani. Yani. insanlar var. hata etmez Haşim diye bakmamalar. Yani. Şimdi Haşim Bey'in hata de nedir yani hata. şu andaki açıklamaları açıklamalar. Bakın ben size arada da gösterdim, arada da gösterdim. Hakikaten skandal olarak onu ifade ediyorum çünkü bir defa birlikte toplanıp karar verdikleri doğru değil. Kamuoyuna böyle bir açıklama yaptı. Çünkü karar elimde, karar ikinci kısmın kararı. Ne Sayın Genel Başkan'ın, Haşim Kılıç'ın imzası var ne diğer üyelerin. Ben, ben o açıklamasından, o açıklamasında problemler var. Fakat e, Ciddi ben problem ki. var. E, bunu evet. eleştirmeyelim mi problem olunca? Biz eski, mi? Bunu eleştiriyoruz eski, yani. Biz, Yoksa biz, hepsi kötüydü de der miyiz böyle bir şey? Eskiden, Yanlış olur elbette. Eskiden nasıl bakıyorduk? Diyorduk ki anayasa mahkemesi toplumun özgürlüklerinin önünü tıkıyor. E, sivil siyasete alan bırakmıyor. Özgürlük karşıtı kararlar alıyor bu yönden eleştiriyorduk. Şimdi Twitter kararı ifade özgürlüğünün önünü açıyor. Özel hayatın gizliliğinin ihlalinin önünü açıyor. Hayır, ama o tek taraflı değerli Haşim Kılıç ve işte mahkeme üyeleri ya milletin özel hayatına girilsin diye mi bu kararı peki, aldı? Allah aşkına yapmayın yani şimdi, bu. Ahmet Bey şunu da izahını yani oldu. O haksızlık siz yani. belirli bir görüşe burada O zaman mesela o Refah oluruz. Partisi kararı niye verdim bu kararı? Biz ona niye özgürlükleri açıyoruz diyoruz? Hayır şu Başkaları da diyordu ki irticanın e şimdi, önünü kesiyor, peki iyi oluyor diyordu siz, yani. Siz bunu diyorsanız şunu izah edebilir misiniz? Erişimin Twitter'da Twitter'ın tamamına yasak konmasını savunan yok. Bunu ben de savunmuyorum. E ama, ama tamamına Twitter, yasak Twitter, Bakın Twitter'ın şu anda gelmesinin sebebi bile nedir? Twitter'da bir hesap sahibi Aynı şey. insanların özel hayatının gizliliğini ihlal etmişse, yasaya göre de suç olan bir metni yayınlamaya devam etmişse Türkiye Cumhuriyeti bağımsız egemenlik haklarını bir kullanan devlet olarak Buna erişimi engellemek üzere hiçbir şey yapmayacak. Yapamaz. Mı? Efendim? Yapamaz. <laughs> yapmayacak mı? Yapamaz. E, yaparsa komik olur. Yaptı. Ya komik oldu He. zaten. Gülüyor millet. Dünya ya, yap, gülüyor. Yaptı ve şu anda da Twitter'ın Bey beni dinleyin bakın. Ama Twitter'ın yetkilisi geldi Türkiye'ye bunu ya. konuyu konuşuyor. konuşuyor. Ama teknik ol, teknik ol. Yani. Yapamaz mı? Bakın şimdi bakın. Şimdi Bizi demek. izleyen vatandaşlarımıza Hayır. söz sesleniyorum. Sayın seyirciler. Twitter'ı hükümet, hükümetler kapatamaz. Neden kapatamaz diyorum? Yani hükümetimiz güçsüz olduğu için değil. Hükümetimiz çok güçlü, çok büyük. Ama kapatamaz. Buraya gücü yetmiyor. Teknik olarak kapatamaz. Türkiye'de kapatamaz, Zimbabwe'de kapatamaz, Uganda'da kapatamaz, Almanya'da kapatamaz, İngiltere'de kapatamaz. Teknik şu, 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 olarak kapatamaz. Bunu anladık ama bakın, Ama burada bu önemli bir şey. Yana Kapatmaya kalkarsanızdan yana bir duruş gösterilecekse yatak odasından yayın yapan Sitelere erişimin engellesi, engellenmesi Bakın, de Reşat Bey, hak ve özgürlüğün savunusudur. Bunu bana... da savunun. Bana bunu TV... da savunun. Bak, o bak. zaman sizin bana... reklamlarda söylediğiniz gibi tarafsız bir yaklaşımda olduğunuzu ben gayet kabul edin. Ben tarafsızım. Bakın ha. bana bir tane yatak odasından yayın yapan. E, Sa Samsun'daki bayanın müracaatı mıydı? Hiç alakası ha? yok. Twitter kaldırdı. Bak, efendim? Hemen uyguladı kararı. E, e, uygulasın zaten e, yapsaydım Twitter serbest yani oldu. Ama niye bu kullanılıyor? Bak, Hayır. Ama bunu söylüyorsunuz. Ama A, millet yapıldı. bilmeyen de zannediyor ki. Evet. Bilmeyenler. Bakın böyle. Şu anda Twitter yazıyor. Twitter hem uyguladı ya. Hayır Twitter şu anda Kaldırdı Hayır Bir dakika Hemen kaldırdı. Lütfen bakalım. çarpıtmayalım. Bakın TİB'in ya, web sitesinde yayınlanan neydi? Dört tane mahkeme kararını uygulamadığı için başkaca da yapılacak bir işlem olmadığından mahkeme kararıyla kapatılmadı mı? Kapatılmadı. Mustafa Bey'in dediği doğru. Reşat Tip, Bey. idari işlem olarak kapatıyorum dedi. Re Reşat Bey. Bakın. Erişimin engellenmesi... Bunu... Ee, bunu bu şekilde ortaya koymaya başlayınca da yasak bu kaldırıldı. Şey, bunu bu şekilde ortaya koyarsanız biz tabi ahlaksızlığı savunan insanlar haline dönüşürüz. Ya e, o zaman savunmayacağız belki. Hayır. Demek ki. Ama öyle değil ki. O öyle zaman... değil. Ama siz o pozisyona düşüyorsunuz ama. Ama siz böyle derseniz ama ama düşeriz. düşeriz. Yani İzah yani siz... ediyorum siz derken yani o düşüncede olanları kastediyorum. Hayır, şimdi yani biz bu biraz da bize kaydı Ahmet Bey. Hayır bir dakika yani şimdi şöyle bir durum var. Twitter'ın içerisinde bir hesaptan evet. yapılan bir ahlaksızlık varsa eğer o ahlaksızlıkla ilgili yasal düzenleme yapılabilir. Mahkeme kararlarında... Var zaten. Anlayın. Bir dakika. Var efendim. Twitter. yani Yapılabilir değil var. var Suç var var. Twitter zaten onu kapatıyor. Kapattı zaten. Kapatsaydı Twitter kapanmazdı. Bak bunu tamam. yanlış anlatmayın kamuoyuna. Kapatmadı. Kapatmadığı için erişim engellendi diye çarşaf gibi orada ilanı çıktı. Siz bunu gördünüz. Niye bunu doğrusunu ifade etmiyorsunuz? Da, e efendim? Ediyorum. Kapattı diyorum size. Ha hayır. Ya erişimin engellenmesini Twitter kendisi... Kaldırmadı orayı. Kim kaldırdı? Efendim? Peki ben size başka Kaldır, bir şey söyleyeceğim. Kaldırmadı ama. Peki siz Twitter'ı... Onun Twitter, için kapatıldı. Bir dakika. Sonra kaldırdı. Yani hükümet, bir zaman şey. unsuruna tamam, dikkat ya. edelim ya. Siz şu söylediğime dikkat edin. Hükümetimiz bunu yasakladı. Twitter'ı Türkiye'de erişime kapattı. Samsunlu bayan kurtuldu mu sizin tabirinizde? Bayan kurtuldu mu? En azından devlet o konuda ya kapanmadı ki. Girdi herkes Twitter'a. Siz de dahil teknik Siz e, de girdiniz. Anladım ben teknik e? olarak kapatamadınız. E, Samsunlu söyledim, bayanı kurtaramadınız söylüyorum. işte. Kurtarabildiniz mi? Ben de onu söylüyorum size. Ya Komik oldunuz yani. Yapama başaramadınız, beceremediniz. Teknik olarak mümkün değil. Ş Samsunlu bayan kurtulamaz. Ya bu teknolojiyle böyle mücadele edemezsin. Kapatarak edemezsin. Peki şu an, Peki şu anda Twitter'ın Twitter temsilcisi Türkiye'ye <laughs> gelip de <laughs> bu konuyu Konuşma düzeyine geldiyse Reşat Bey hükümetin siz, bu konuda yaptığı mücadele Reşat sonucunda geldi. Hükümet bu ama. konuda hiçbir mücadele yapmadı. Hükümet bu konuda yasakçı bir tavır sergiledi. Kuzey Irak ve İran gibi Çin gibi ülkelerle eşdeğer oldu. Twitter'ın yetkilisini buraya getirmek hükümet açısından mümkündü. Diyalog kurabilirdi. Temas kurabilirdi. Doğru dürüst temas kurulabilirdi. İlle de şalter kapat. Aman beyefendi geldik koştuk. Aman diliyoruz. Böyle olmaz. Şark usulü olması yani bu, gerekmiyor. Bu, bu, Batılı bu, bir. Bu sizin kanaatiniz. Türkiye bağımsız demokratik bir cumhuriyet ise ha, e egemenlik egemenlik, egemenlik evet, haklarını buyurun. kullanır kullanır. Yani, bu konuda da e, mahkeme kararlarını uygulatmak TİB'in görevidir. TİB'in görevidir. Bakın yasal görevidir. Durun, yani. Bey. yani bir kere e, bu dört mahkeme kararı sanıyorum dörtü ile kapatılmış değil. Siz e, bir ara söylediniz. Başbakan o kuvvetli konuşmayı yaptı. Onun ertesi gün kapandı. O yüzden e, o yüzden mahkeme, kararları, o mahkeme kararları orada idari işlem olarak ya bir dakika diye zaten, yeter artık. Be. <laughs> yani idari e, şey pardon mahkeme kararları orada duruyordu. O mahkeme kararları zaten asla böyle bir kapatmaya imkan veren kararlar değildi. Ayrıca tip bu türden e, yani sahte hesap ya da benzer gayri halaki sayılacak şeyleri mahkeme kararı olmadan da kaldırıyor. E, o yüzden oralar sorun değildi ama işin adını doğru koyalım yolsuzluk, diz boyu yolsuzluk öyle bir ortam yarattı ki bu Twitter kanalıyla duyulduğu düşünülerek onu, yasa onu yasaklamak gerekti. E, o yasak bunun için kondu. Anayasa Mahkemesi'ne ne gösterilen tepki de şimdi biz e, hem bir, ben doğrusu sizin yolsuzluklarla ilgili programınızda bu yolsuzlukların hesabının sorulacağı yolunda inancımı dile getirmiştim. Hatta sizde bu kadar yani kesin bir inancı nasıl taşıdığım sorusunu sormuştunuz. Ben de dedim ki ya bu diz boyu yolsuzluklar örtbas edilemez, gizlenemez. Ona güvenerek böyle söylüyorum demiştim. Ama öyle anlaşılıyor ki o yolsuzluklar milli iradenin yüzde 40 te tecelli etmesi karşısında kapatılacak gibi görünüyor. Kapatmanın yolu işte Twitter'la o mücadeleydi. Artı Anayasa Mahkemesi'nin ve HSYK'nın belini kırmaktı. Ee, baskıcı bir yönetime giriyoruz. Ee, MIT yasasıyla birlikte zaten inanılmaz bir baskı başlayacak. Hem o baskıyı sürdürebilmek için hem yolsuzlukların her yani bugüne kadar açıklanan yolsuzlukların kesinlikle hesabının sorulamamasını sağlamak için e, yargıdan gelebilecek yolsuzluğa ilişkin baskıya ilişkin gelebilecek e, işte kısıtlayıcı, önleyici girişimlere karşı tedbir almaya çalışıyorlar. Bunları Kemal yasa Kılıçdaroğlu söylüyor zaten. Bu yani yani siyasi bir yorum. Yasa yani. çıkaracaklar. Kılıçdaroğlu da aynı şeyleri ya soruyor ne olursun, zaten. Dinlemeyi de öğren be. Evet. Yasa çıkaracaklar. O yasanın Anayasa Mahkemesi'nin hem MİT yasasının hem Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili yasanın tekrar dönmemesi için Anayasa Mahkemesi üzerinde manevi bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Örneğin olağanüstü toplandı. Gündeme koymadı. Gizli gündemle toplandı diyorlar. Kim? Anayasa Mahkemesi bu olayda. Ya şimdi raportör raporunu hazırlamış. Raportör raporunu hazırlayınca bunu herkes bilir. Yani hocam sizler sizler daha iyi bilirsiniz tabii. Raportör raporunu hazırlayınca sunar. Raportörün raporu sunulunca gündeme konulur. Gündeme bir hafta önce konulmuş. Ama başkan diyor ki e, gün, yani bunu sitemize koymadık. Çünkü önemli bazı şeylerde Üyelerimiz üzerinde etki yani telefon baskısı işte falan olmasın diye evet. koymadık. Şimdi bir hafta önce gündeme konulmuş olmasına rağmen gizli toplandılar. İş tüzükte gizli veya yasada bunun izahı var mı? Olağanüstü muştular. İşte öne aldılar. Hayır. Rapor hazırlanınca gündeme girer. Şimdi bütün bunlar Anayasa Mahkemesi üzerinde bir baskı oluşturmak içindir. Bütün bunlar aslında işte yolsuzlukları örtbas etmek içindir. Bütün bunlar gelecek baskıcı rejime karşı Anayasa Mahkemesi'nin yeni kararlar, yeni değerlendirmeler, sağlıklı değerlendirmeler yapmasını önlemek içindir. Aslında ben bir kanun çıkarsın istiyorum. Yani bir kanun çıkarsın istiyorum. Bir teklif bu. Bir yüzde kırk üç oy alındığına göre yolsuzluk davaları sonuçlanmıştır. 45'i 43'e nasıl indiriyor? 45 neyse alındığına <laughs> göre yolsuzlukla ilgili soruşturmaların durdurulmasına, seçimde, kapatılmasına. 45. İki, ha. Yüksek Seçim Kurulu Anayasa Mahkemesi Danıştay, Sayıştay pardon e, Yargıtay ve HSYK'nın Başbakan'a bağlanmasına diye bir kanun çıkarsınlar. Olsun bitsin bu işi. <laughs> Peki. Şimdi e, Mustafa Hocam siz ne diyorsunuz? Sonuçta geldiğimiz bu noktada A Anayasa Mahkemesi üzerinde bir e, psikolojik, manevi bir baskı mı oluşturmaya çalışıyor? Yani ben size? de aynı izlenimi alıyorum. Yani e, Çünkü hükümetin geleceğe dönük olarak yapmayı tasarladığı bazı yasal düzenlemeler e, karşısında Anayasa mahkemesini bir manevi baskı altına alma eğilimi olabilir. Bir de tabii Sayın Haşim Kılıç'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair söylentiler de hükümeti rahatsız ediyor. Sayın Başbakan'ı daha doğrusu rahatsız ediyor olabilir. fakat şu var ki yani bence asıl problem yani Turgut Bey'e esasta katılıyorum. Belki ben başka şekilde ifade ederim ama esasta katılıyorum. Yani bütün bu tartıştığımız rahattır. Aslında hükümet rahatsız oluyor. Yani kendisine kendi iktidar kullanma biçimine dönük herhangi bir frenleme mekanizmasının var olmasından haz etmiyor. Anayasa Mahkemesi bu konuda tabii en güçlü olarak fren yapabilecek kurum olduğu için ondan da haz etmiyor. yani bu yolsuzluklarla ilgili gelişmeler konusunda da bir önleyici tedbir olarak düşünüyor sanıyorum bunu. Ee, bütün bu yargıya ilişkin, HSYK'ya ilişkin operasyon, Anayasa Mahkemesine dönük olarak yürütülen operasyonların bu genel psikolojiyle ilgili olduğu kanaatindeyim ben. Bu psikoloji. Yani yoksa yani e, daha böyle spesifik olarak aslında şurada şu gerekliydi hukuken şu doğru olduğu için böyle yapalım tarzında bir saikten ziyade bu e, genel savunmacı psikoloji. Bence yani mesela Ak Parti'nin Twitter konusunda yani seçim bitmiş. Anayasa Mahkemesi de bu karar vermiş. Açılmasını niye bu kadar büyük bir tepkiyle karşılıyor? Onu anlayamıyordum. Bir de HSYK ile ilgili hakikaten bu yasa düzenlemesi çıkmadan çıkarken de yapılan tartışmalarda Anayasa Mahkemesi'nden bu dönecek deniyordu. E burada biz konuştuk ona. E orada. yani aşağı yukarı e, e, o vardı. çok, e, çok azı da döndü. Üç ay. Zaten Niye bu zamanki, kadar bizde? Neden üç gündeme ay geldi geleldi. bu? Gerekçeli karar neden, neden? HSK her şeyi ne unutalım. HSK değişikliği neden gündeme geldi? Yolsuzluk soruşturmalarını engellemek için gündeme geldi. Yani o gündemde böyle bir şey yoktu. Ne zaman ki yolsuzlukla ilgili isnatlar, iddialar ortaya çıktı. Bunun üzerine alel bu mesele gündeme getirildi. Bunu yani hepimiz biliyoruz, herkes gördü. Mustafa Bey'e bir soru sorabilir miyim? Tabii Nasıl? buyurun. Ee, şimdi Sıra. anayasa hocası olarak özellikle Twitter kararında iç hukuk yolunun tüketilmemesini siz bir noksanlık olarak görüyor musunuz? Aslında Nasıl orada iç hukuk yolunun tüketilip tüketilmediğine ilişkin konuda bir mutabakata varmak zor. Yani orada tartışmalı bir nokta var. Fakat burada mesele o, or, o olayda. Yani burada o hukuki olayda. olmayan... Siyasi bir tavır ortaya koydu mu sorusunun cevab açısından sonra. Yok siyasi değil yani anayasa mahkemesi sonunda hukuki karar verdi. Çünkü ne hangi sayıkta karar verdi? Ama anayasal hükmü dinlemedi. Yani ifade özgürlüğü koruma yönünde karar verdi anayasa mahkemesi. Ee, i̇ç hukuk yolların meselesinde temel espri şu. Yani bu, bu yolların kullanılmasının etkin sonuç vermeyeceği veyahut yolların etkin olmadığına dair gelişmeler böyle bir bir ay yasal süreyi beklemesi gerekmez miydi? Hayır Tabii. beklemesi gerek. Yani mi? idari yargı usulünde yürütmeyi durdurma yürütmeyi kararı, durdurma kararı uygulama, derhal gerekiyor. O 30 gerekiyor yasa yani. diyor i̇tiraz ki itiraz süresidir. O, 30 gün. Içi. Peki hükümet itiraz etti diyelim 30 gün içinde ve 15. idare mahkemesinin kararını diğer idare mahkemesi itiraz etti, kaldırdı. Şimdi o zaman tip, mesele olmaz, bir sorun olmazdı zaten. Tip Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı mı uygulayacak? Yoksa eee idare mahkemesinin verdiği karar mı uygulayacak? Böyle bir çarpık durum ortaya çıkmayacak mı? Yok, hiç ortaya çıkmayacak. Her iki halde de durum. Hayır, Yürütmeyi Durdurmayı Bak, kaldırdığında şey... 15 idarenin kararını kaldırdı. İtiraz ederse nasıl alabilen? bir durum ortaya çıkacak? Tabii. Değil mi? İki karar çıkacak. Bir idare mahkemesi, bir Anayasa Mahkemesi. Hay yani ama. burada Anayasa Mahkemesi süreye riayet etmeden e, hem e, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Görevler Hakkındaki kanunun 45 2 hem de 148. maddeyi görmezden geldi, keyfi davrandı. Yani bunu anayasa hukuksu olarak siz söylemezseniz bu toplum gerçekleri öğrenemez. Lütfen. Bakın ben anayasa hukukçu olarak söylemesi gerekenleri söyledim. Yani o zaman açık, her zaman söyle. Ben yani burada, yani yani burada izah Ben açıkça soruyorum burada. burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının içtihadının esprisi nedir? Yani eğer bu yollar sonuç doğurmayacaksa ki doğurmayacağı anlaşıldı. Yani yürütme durması kararına rağmen uygulanmadı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi usulen burada bu inisiyatifi almıştır. Ama diyelim ki hukuken hala tartışılabilir bir konu. Anayasa Mahkemesinin kuralı kaldırılabilir. Hukuken mi? hala tartışmalı bir konu olabilir evet. ama sonuç itibariyle verdiği karar hiç kimseye rahatsız etmemesi gereken herkesi hoşnut etmesi gereken bir karar. Hayır sonucunu tartışmıyorum şimdi. Sonucun değil. Şimdi usul yani, yok sayabilir usul misiniz? Ne içindir? Kanun ihlalini yok sayabilir misiniz Mustafa Bey? Ya kanun evet. Hayır kanun ihlal değil. Burada içtihat eğer, farkı var. Hayır. Eğer Anladım böyle yani yaklaşılırsa demin söylediğim konuya İçtiğat geliyor. Var Tıpkı 1977'de anayasa mahkemesini de ben kaldırırım diye başlar şey değil. anayasa mahkemesi. Tam da sizin dediğiniz gibi vesayet kurumunu devam ettirmeye Usul hakkında yani. sürdü. Devam yani. Devamlı şiayet yok. Yani. Buna müsaade etmemek Usulü Usulün yani. nasıl yorumlanacağına ilişkin anayasa mahkemesi bir içtihatta bulundu. Bu yönde... Ee, yani sivil kesimden de bu içtihadı destekleyen yorumlar var, desteklemeyenler var. Yani dolayısıyla bir kanunu ihlal etmiş olmuyor. Sadece içtihada mütaamil bir konuda Sorun belli efendim, bir şey vermiş oluyor. İçtihat olur. kanunda boşluk olursa Peki, orada yani. yapılır değil mi? Burada kanunda ve anayasada boşluk yok. Burada anayasada açık hüküm var. İç hukuk yoluyla 90. madde, Anayasa'nın 90. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki içtihadına uymayı gerektiriyor zaten. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki içtihadına uygun bir yorum yaptı Anayasa Mahkemesi. Ve onları akıp Peki. Orhan Kemal bir dakika Servet Hocam bir söz bu istiyor. Bu diyaloglar çok şey oldu. Ben de sabırla bekliyorum. Evet, ne zaman evet, sıra gelecek diye müdahale edesem. Hocam de. diyalog, çok özür dilerim bu Daha diyaloglar. Daha içi işte, evet, Bence de, de aydınlatan diyalog olunca. Yoksa, bir de benim tarafsızlığımı sorgulayan e, bir takım şeyler gelmiş. Ben tarafım şu konuda. Yani tarafsız bölge tabii ki tarafsızdır. Ama ben Özgürlükler konusunda tarafım. Yani ben Twitter'ın e, yeryüzünde ifade özgürlüğünün temel mecralarından biri olarak görüyorum. Buna eğer CHP müdahale ederse CHP'nin karşısındayım. AK Parti müdahale ederse AK Parti e, de, AK Parti ile bu konuda anlaşamam. AK Partili olup da Twitter'da olanların da bu konuda partilerini uyarmaları lazım. Parti e, çok güzel işler yapar. Bir konuda yanlış bir şey yapar. Orada dersin ki yanlış yapıyorsun baba dersin. Hani her konuda parti her zaman düzgün bir şey yapma yapmış olmaz değil mi? Anladım. Bu konuda ta tarafız yani. Özgürlük konusunda tarafız. Ama derseniz ki hani Twitter'ın serbest Herkesin olması o, e, tam anladım. bir özgürlük değil işte orada bir takım ihlaller var. Onu da tartışıyoruz zaten ben de evet. fikirlerimi söylüyorum. Evet hocam. Evet sonuna doğru geliyoruz programın. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim. Diğer arkadaşlarımız da belki şey yapacaklar. Şimdi birkaç başlık altında şunları belirtmek isterim. Anayasa Mahkemesi Başkanı kanun yoluna tüketilmediğini zaten açıklaması da söyledi. Biz bekleyemezdik bunu dedi. Çünkü telafisi mümkün olmaya zararlar vardı. Artık burada bunun tartışmanın faydası yok. Uydu uyumadı diye. Kendisi ifadesiyle söyledi. Bir. ikincisi. Bu telafisi mümkün olmayan zararlar kavramı idari yargıda kullanılan bir tabir Anayasanın 125. maddesine koymuşlar e, Yürütmeyi durdurma kararları verilebilmesi için e, Hem telafisi mümkün olmayan zararların olması Hem de işlemin, idari işlemin Açıkça hukuka aykırılığın ikisinin bir arada bulunması halinde Yürütmeyi durdurma kararı verilebilir diye 125. maddeye koymuşlar Ama anayasa mahkemesi için böyle bir yetki yok anayasada böyle bir şey düzenlenmemiş. Bundan tersinden okuyacak olursak anayasa mahkemesi anayasaca kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullanmış oluyor. Yani kendisine verilmeyen bir yetkiyi ne hakla kullanıyor? Anayasa mahkemesi başkanı bir hukukçu olarak beni rahatsız etti. Siz de mi dediniz Haşim Kılıca niye herkes? Benim şahsi bir şeyim yok. Hatta tanıdığım arkadaşım da. Kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullanmak hukuken rahatsız eder beni. Diyor ki telafisi mümkün olmayan bir zarar vardı. Biz de iş tüzüğü toplandık değiştirdik. Beyler, arkadaşlar, meslektaşlar düzenleyici işlemlerle hak ihtas edilmez. Yani bir hakkın verilmesi ancak anayasayla mümkün. Altıncı madde ne diyor? Anayasa hukukçularını hatırlatıyorum. Hiçbir kişi ve organ kaynağını anayasadan almayan bir yeti kullanamaz. Özellikle haklar, hürriyetler ve benzeri konular ortaya çıktığı zaman, söz konusu olduğu zaman ki onun üzerinde konuşuyoruz. Anayasa verilmiş olan bir yetki yok ortada. Telafisi mümkün olmayan zararlar gördüm. Kendi şahsi değerlendirmesi o. Ee, bir onun için tüzüğü değiştirdik, tüzüğü uydurduk demek istiyor yani. Ama böyle bir tüzük işlemiyle anayasada ve kanunda olmayan bir yetkiyi nasıl kullanabiliriz? Tamam, orada öyle yapıyor. HSYK'da, onu zaten söylediniz. HSYK'da da dediniz, HSYK ile bunun şeyi yok. Hayır tamam. Bu, Burada öyle yaptı. Yet evet. HSYK'da bir HSYK. bu bakımdan bir aykırılık yok şimdi. HSYK'da da yanlış karar verdi. Karar beklenmeyen bir karar verdi. Yani o anayasaya uygundu. Anayasaya şey, aykırı kabul etti. Büyük bir mahsur da doğmayacaktır. Göreceksiniz. Bu çok büyütüyoruz. Hükümet Burada, büyütüyoruz. şuraya yani. şuraya geçmek istiyorum. Anayasanın başlangıç maddesi Hı. beni hep etkilemiştir. Biliyorsunuz anayasanın başlangıç maddesi anayasanın metnine dahil. Yani kenar başlıklar dahil değil ama Anayasa Mahkemesi e, metne dahil. Anayasa başlangıç kısmını bakın. 3-4 yerde Türk milletinin maddi ve manevi mutluluğundan bahsediyor. Yani anayasa nihai hedefinin ve kurucu meclisi, anayasa yapan kurucu meclisinin nihai hedefinin Türk milletinin mutluğu, maddi ve manevi her zikrediyor. E, mutluluğu için çalışması gerektiğini organların bu istikamette gayret görmesi gerektiğini belirtiyor. Yani anayasa mahkemesi dahil yasama organı, yürütme organı, bütün kurum ve kurullar nihai hedefin Türk milletinin maddi ve manevi mutluluğu olmasını düşünmeli. Bu bana şu şeyi de hatırlattı. E, Almanya'da senelerce bulundum. O, o anayasa mahkemesinin eee kamil bir şekilde işlemesi federal almaya da çok güzel kullanılıyor. Ee, aynı zamanda bireysel başvura dediğimiz e, ferfasyonumuz Beşiverde'nin yani anayasa şikayetini doğuran ve ilk defa ortaya koyan bir devlet. Bu konu o kadar çok konuşuldu ki federal e, adalet bakanı bir makale yazdıydı o zaman bir bilimsel dergide. E, şöyle özet olarak kendi türkçemle söyleyeyim. Anayasa mahkemesi tabi kararında serbesttir dedi fakat her verdiği kararda da bu kararın yansımalarının da bir dereceye kadar yani tek başına değil bir dereceye kadar göz önüne almalıdır. Mesela vergi kanunla ilgili bir iptal kararı var. İmar kanunu vaktiyle iptal etmiş. Bunların yansımaları o kadar çok oluyor ki o anayasaya uygunluğunu yapayım derken toplumda bir hayli büyük zararlara da yol açabilir. Makalesinin sonunda bir latince deyim kullanmıştı. Videant judices diye bir tabir. Ben bu makaleyi daha sonra beğendim, tercüme ettim, bilimsel dergide yayınlandı. Yani hakimler dikkatli olmalıdırlar. Herkes dikkatli olmalı tabii, bir doktor da bir mühendiste herkes dikkatli olmalıdırlar, olmalıdır. Mesela iki misal şudur, federal adalet bakan Fogel'in makalesine, hocam bu biraz mevzu hukuk olur. dersine girdi. E, tabii <laughs> yani bahsedilmeyen bir takip, şey. Ben de, evet, mesela e, vaktimize sınırlı. E, ama hani, geç söz verdiniz bana çünkü diyaloglar da geçti. Hayır. E, i̇ki misali de, bitireyim. Mesela e, 2B arsalarının sahiplerine kullanan kimselere satılmasına dair bir kanun çıktı. Evet. Bir 10 sene kadar falan eski bir şey. Kemal Unak'tan Maliye Bakanlığı zamanında. Evet hocam. Ya iptal etti ya da yürütmeyi durdurmuştu. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. 40 milyar bir gelir gelecekti o şeyden. O arsalan satım. Evet. Şimdi nihayet oldu yani. Aradan şu kadar evet. zaman geçti. Maliye Bakanı Basir mansiplerinin mensuplarının önünde Acı bir gülümseyle Dedi ki: "Beyler güzel anayasa mahkemesi iptal etti ama 40 milyarı bana kim sağlayacak? Devlet hazinesini kim sağlayacak? Yani bu konular anayasa uygunluk, hak, hukuk, kişi haklarını koruması çok hoş kavramlar. Benim de doktora tezim Anayasa Mahkemesi ve 20 kadar makalem var bu konuda. Çevirim var makalem. Evet hocam. Bunu da düşünmeli, düşünmeliyiz. Evet, Peki. Hakimler dikkatli olmalı. Orhan Kemal. Orhan Kemal Cengiz. Ahmet Erkan ama müsaade edersen çok bir sürü şey birikti. İlk önce Reşat Bey'in sorusuyla Twitter'da iç hukuk yolu tükenmiş miydi? Şimdi eğer bu yürütmeyi durdurma üzerine Anayasa Mahkemesi hareket etmese şu yorumu kabul etmemiz lazım. Şikayetçi kişi idare Mahkemesi'ne gidecek, 3 sene bekleyecek oradan karar almak için. O karar alacak, arkasından bu Twitter açılsın diye Danıştay'a gidecek, 3 sene de orada bekleyecek... 6 sene sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacak. Yani e, bunları bir alt alta koyalım ve Anayasa Mahkemesi'nin nasıl bir karar verdiğini görelim. Anayasa Mahkemesi burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mantığıyla hareket etti. Şimdi bütün bunlar niye yapılıyor? Yani biz Türkiye'nin gittiği yeri görmeden böyle soyut bir hukuk tartışması yaparsak... ...olan biten anlamamız mümkün değil. Türkiye'de rejim hızla otoriterleşiyor ve bir yere gidiyoruz. Bak önümde bir tweet var. Buran kuzu atmış. Diyor ki iki tane tweet. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MIT yasasını tamamlayacağız. Bundan sonra MIT yurt dışında operasyonlar yapabilecek ve ülkenin milli çıkarlarını koruyacak. Arkasından diyor ki MIT kanunu bu hafta çıkınca içeride ve dışarıda bu ülkeye ihanet eden vatan hainlerinin inlerine kadar girilecek ve gereken yapılacak. Şimdi yani MIT yasasını e, bunlar bütün hepsi bir paketin parçaları. İnternet yasası çıkartıldı. E, işte hakimler savcılar yüksek kuruluna ilişkin bir şeyler getirildi. Şimdi MIT yasası çıkartılıyor ve Burhan Kuzu da bununla ne yapılacağını açıklıyor. Yani bir cadı avı başlatılacak Türkiye'de diyor. O da Türkiye'deki bu gidişin otoriterleşmenin ayaklarından bir tanesi. Siz ifade üretini çok ciddi bir şekilde sınırlarsanız, yargıyı baskı altına alırsanız orada de yani demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Yani demokrasi bu Türkiye'de çok basit bir sandık oyununa indirgenmek isteniyor. İsteniyor ki işte 5 yılda bir gidilecek, sandığa gidilecek, sandıktan kim galip çıkarsa, öbür taraf neredeyse hani iki orada çarpışmış da bir tanesi yenilmiş ve yenildiği için artık hiçbir konuda ağzını açması mümkün değil. Susacak, kurumlar ortadan kalkacak. Bakın Anayasa Mahkemesi görevini yapıyor, çok basit bir şekilde bir anayasaya apaçık, aykırı bir yasa iptal ediyor. Başbakan dönüyor, diyor ki ona cübbeni çıkart da gel. Yani sandık burada neredeyse bir duello aracına dönüşmüş. Başbakan kime kızarsa ona diyor ki şu saatte şu parkın şu kenarında şu saatte buluşalım ve elimize de sandığı alıp çarpışalım. Yani bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Dünyanın bize ortak tecrübesi şunu gösteriyor. Sınırlanmayan güç ya da İktidar mutlaka yozlaşmıştır. Mutlak iktidar mutlaka yozlaşmıştır. Yani ve insanlığın ortak tecrübesinden biz bugün başka bir yere doğru sap, sapıp gidiyoruz. Bugün savunulan bu. Yani anayasa mahkemesi yasaları denetlemeyecekse meclis görevini yapmayacaksa medya bu kadar kısıtlanacaksa baskı altına alınacaksa buna demokrasi demek mümkün değil. Kuvvetlerin yani neden e, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun Adalet Bakanı tarafından denetlenmesini istemiyoruz. Çünkü yargı bağımsız olsun istiyoruz. Yani iki sebeple bak e, iktidarlar kısıtlanmaya çalışılmış. Çünkü mutlak yetki olduğunda ellerinde bir şey görülmüş. Bir ciddi bir şekilde bu gücün suistimal edildiği görülmüş. Kişisel menfaat elde edildiği, yolsuzluk yapıldığı görülmüş. İki, Kendilerini eleştiren ya da işte yanlış yaptıkları şeyleri dile getirenlerin baskı altın altında görmüş. Yani şimdi Türkiye'de de yani bu kadar böyle bunu çok karmaşık teorik şeylerle konuşmaya gerek yok. Çok basit bir şey yaşıyoruz. Tüm kurumlar yavaş 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 çöküyor. Ve bir başbakancı rejim yaratılıyor Türkiye'de. Bir, bir tek kişinin her şeye karar verdiği, hükmettiği bir şey. Ha toplumun belli kesimi bundan memnun olabilir. Diyebilir ki benim iradem... Başbakan Erdoğan'da da tecessüm ediyor. O her şeye karar verebilir. Onun karşısında hiçbir şey olmasın. Yolsuzluk da yapabilir. Başka şeyler de yapabilir. Keyfi kararlarda al alır diyebilir. Ama şimdi sorun şu. Bunun dendiği bir yerde demokrasi falan olmuyor. Türkiye'nin aday oldu işte ya da kendisini parçası ilan ettiği Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği. Bu dünya ligi içerisinde böyle bir rejimin mümkünatı yok. Peki. Yani çok gidersiniz Şangay'a. Şimdi başbakan daha önce defalarca belirtti. Yani Peki. bu kuvvetler ayrılığı bizim elimizi bağlıyor dedi. Yani Peki. niyetini niyetini belli etti. Şimdi tabii ki şimdi böyle bakarsanız kuvvetler ayrılığı sizin elinizi kolunu sağladığını, bağladığını düşünürseniz Anayasa Mahkemesi'nin kararları sizin sizi rahatsız eder bir biçimde. Peki. Yani Çok neden biz yargı bağımsızlığına ihtiyacımız var? Yargı bağımsızlığı yoksa Adalet Bakanı'nın bir talimatıyla, emriyle iyice baskı altına alınmış yargı siz buradan çıkarsınız. Bu söylediklerinizden dolayı mesela Yarın hakkınıza soruşturma açılır. O taraflı ve bağımlı bağımlı olan yargı sizi içeri çıkar Peki. Ve böyle giderse Türkiye'de biz çok rahat bir şekilde bunları da göreceğiz. Hatta bunlar oluyor da bir bir, bir bakıma. Çok teşekkürler. Yani şimdi, çok teşekkürler. Bu, bu, tamamladık. E, basit. Çok. E, bitti gerçekten vaktimiz. Yani. E, Orhan Kemal. Çok teşekkürler. Buyurun ben bir, bir iki cümleyle şunu eklemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu çok önem verelim. Yani bu anayasa değişikliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nde bireysel... ama değil mi? Öyle bir kalkacak. Hayır, ama, ama, bireysel, bireysel kalk... başvuru işlemez hale gelecek bu kadar baskı yapılırsa Anayasa Mahkemesi'ne. Yani dirensinler onlar da kendi vicdanları... Hayır gibi. ama amacı ne bireysel başvuru? İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile uyum sağlamak, İnsan Hakları Mahkemesi önünde daha az ihlalle karşılaşmak. Ve bu kararında Twitter kararında Anayasa Mahkemesi tamamen İnsan Hakları Mahkemesi standartlarını uygulamıştır. E, merak edenler için e, lütfen Mikheyev Rusya kararına bakın. Etkili başvuruyu insan hakları mahkemesi nasıl yorumluyor? Aynı anayasa mahkemesi onu yaptı. Peki. İki Ahmet Yıldırım kararına bakın. E, sosyal medyanın kapatılmasını Anayasa Mahkemesi nasıl ifade insan hakları mahkemesi nasıl ifade özgürlüğüne aykırı buluyor? Anayasa Mahkemesi aynı standardı uyguladı. Dolayısıyla e, insan hakları mahkemesi önünde ihlal kararlarıyla karşılaşmak istemiyorsak Anayasa Mahkemesinin Twitter kararına da sahip çıkalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Reşat Petek çok teşekkürler. Ee, Servet Armağan teşekkürler. Ee, Mustafa Erdoğan, Sibel İnceoğlu, Orhan Kemal Cengiz ve Turgut Kazan. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.